İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Füsül Hikem'in son faslı Hazreti Peygamber'in Muhammed faslı, biliyorsunuz Ferdiyet Hikmeti. Yani 27 peygamberin karakteristik özelliğini yaklaşık 2 yıldır anlatmaya çalışıyoruz. Kısmet olursa bu akşam da son mührü Hazreti Peygamber vurduğu için bu Ferdiyet Hikmeti üzerinden Füsül Hikem'in ciddi bir özetini de yapmış olacağız. Şimdi Füsus nasıl bir eserdi ve Muhammed Peygamber'e kadar neyi anlatmak istedi, onu bir kısa özetleyelim. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'la başlayıp Muhammed Aleyhisselam'la mühürlenen bir kitap olduğu için Kur'an, arada Adem, yani Adem'den Hatem'e bölümünde 25 tane arada peygamber var. Adem Aleyhisselam varlığın vücudu diyor. Vücut, varlığın niteliklerini anlatan özelliği. Peki aradakiler ne? Aradakiler mevcudatı, varoluşa gelenleri. Yani hangi esma, has esma anlatılıyorsa toplumun ihtiyacına göre, önderlik yaptığı ümmeti, kavminin özelliğine göre her peygamber o ümmetin, o kavmin önderi, ümmetin lideri olarak o problemi o esmayla çözüyor. Niye? Ya bunlar uçuk kaçık esmalar değil. Varlığın, anlatacağız kısmet olursa, kendini bildiği ve bildiği kendiyle ilgili özellikleri insanı var ettiği için o özellikler insanda zaten var. Ama bir yandan da rahmetinden dolayı bu özelliklerin problem çözmede önderlerini bir yandan gönderiyor. İşte vahdetel vücut anlayışında Füsus-ül Hikem'de peygambere gelene kadar anlatılan şey şu. Bir, Adem'de hepsini gösteriyor ama her birinin mevcudatta açılımını 25 peygamberde yapıyor. Peygambere gelince ne yapıyor? Vücutta söylediği manaları mevcutta fiiliyatıyla gösterdikten sonra şuurunu Muhammed peygamberle tamamlıyor. Peki şuurunu, şuur ne demek, bunu anlamak lazım. Bunu ancak besmele ile anlatmak mümkün. Besmele neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu konuyu biraz yazarak çalışmakta fayda var. Efendim, bütün sır besmelede ya, biz de besmele ile başlayalım işimize. Şimdi ben sembolik yazıyorum. Arapça oturup da bir şey yazacak halim yok. Bismillah, boş yay, Rahman ve Rahim. Allah'ın adıyla diye çevriliyor ya. Yani öyle Muhittin Arabi'de bir sıfat belirlemesi, zat belirlemesinden daha ziyade zat ve sıfat arasındaki ilişki, nispete bakar. Allah ile, yani Allah üzerinden işlemi anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Rahman ve Rahim. Rahman ne demek? Rahim ne demek? Şimdi Rahman, varlığın kendinden taşıp da bütün alemi zuhura getirmesine tabiata Rahman diyor. Rahman deyince bütün tabiatta ne gördüyseniz, kainatta ne gördüyseniz onun varlığını anlatıyor. Rahman bu. Rahim, onu bilen, yani öznel,
tabiat değil, tabiattaki hakikati bilen. O da kim? Özne, yani insan. Burada kastedilen insanı kamil. Bütün insanlık kamil değil mi? Evet, kamil. Nasıl kamil? Kuvvet olarak kamil, fiil olarak henüz değil. Rahman'dan dünyaya geliyor, tamam, ama ona aşkın. İşte tabiatında ve hakikatinde, hakikatin bilgisi rahimde. Bu tabiatında ve hakikatindeki varlığı tevhide getirmezsek Allah anlaşılmaz bir varlık. Allah zati bir varlıktır ama nitelikleri kimdedir? Tabiattadır. Oraya veriyor. İnsanın bedeni de tabiattadır. O da oradan alıyor zaten onu, o nitelikleri. Ama fiilini esas yapıp da hakikatini fiilinde ve niteliğinde bilen rahimdir. İşte hakikat bilgisiyle tabiat bilgisinin tevhide gelişini bugün biraz açacağız. Bilmiyorum, burası biraz anlaşıldı mı? Biraz sezgisel bir konu. Yani tabiatın bilgisiyle düşüncenin bilgisi. Yani tabiatın bilgisi fizik, hakikatin bilgisi de diyelim ki metafizik. Fizikle metafiziğin ana kavramlarını birbirine örtüştüremezsek, tevhide getiremezsek Allah katında kulun ne iş yaptığı, ne yaptığı anlaşılmaz. Orada varlığın açılımlarını göstermemiz lazım. Buraya ilaveten şunu söyleyebiliriz. Arabi'nin anlatımından yola çıkarak Allah ister nüzul etmeyi böyle algılayabilirsin, istersen içten dışa doğru bir açılma da anlayabilirsin. Değil mi? Batından zahire, içten dışa doğru. Peki, Muhittin Arabi'nin sistematiğinde, anlatımında Kur'an'a bağlı olarak gösterdiği şey şudur. Varlık nüzul ederken beş hazrette seviyeler, mertebeler olarak kendini açıyor. Bunların isimlerini yazacağım. Beş hazrette. Fakat nüzul ettin, tamam, varlık indi aşağıya, biz insan var olduk, tamam. Ama Allah'ı bilmekle ilgili içimizde bir tohum varsa sebebini de söyleyeceğiz. Bu sefer nüzul edenin miraca çıkması lazım. Yani iniş ve çıkış. İnişe ciraç diyorsan, yükselişe de miraç. Peki rahimde ahlak, yani nefs. Nefste 7 mertebe, varlıkta 5 mertebe. 5 artı 7, 12. Bu 12'nin hikayesi buradan çıkar. Yoksa şey değil bu. Seyyareler var, uzayda şu gezegenler. Böyle bir şey, biz varlığı anlatıyoruz. Varlığın tabiattaki açılımı, tabiattaki açılımından ortaya çıkan meyve olan insanın varlığı bilmesinin 7 mertebe yükselişi. Bunları daha önceki sohbetlerimizde anlattık. Biz devam edebiliriz. Şey uygun, ses uygun. Şimdi varlığın Kur'an metnindeki anlatımında bir hü var. Hü. Kul hüvallahu ahad diyor ya. İsterseniz bir Can Bey, biz aramızda konuyu işlemeyelim. Ezan bitene kadar görüntüyü verebilirsiniz. Arkadaşlarla ilgili başka konular konuşabiliriz. Yayınımıza ara vereceğiz. Evet.
قابلان كل صورات فمرعى للغزلان وهدير لرهبان وبيت لأوسان وكعبة طائف وبيت للأوسان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحاف قرآن أدين بدين لحوم أن تواجهت ركائب أدين بدين لحوم أن تواجهت ركائب فالحب ديني وإيماني فالحب ديني وإيماني Konunun başında vücut dedik, Adem peygamberle başlıyor. Arada 25 peygamber vücuda gelen niteliklerin fiiliyatını yaptığı için mevcut. Cud, vücut, mevcut, sücud, mescuda kadar gider. Bunu daha önce anlattık ama Hazreti Peygamber bütün bu vücutta var olanların mevcudiyetindeki varlıkların manalarının hakikatini temsil ediyor, şuurlandırıyor. Nerede? Füsus-ül İkem'de. Füsus-ül İkem adlı eserin anlatımının zemini bu yapıdır. Şimdi böyle bakarsak varlığın cud,
yani taşma, cud taşma demek. Cud kendinden taşıyor. Şimdi bunu anlatacağız. Bu taşmanın fizikte ne karşılığı olduğunu anlatmazsak metafizik boyutta kavramlarla böyle bir takım terimler söyleyerek fizikte karşılığı olmayan ifadeler kullanırız. Tamam mı? Halbuki bunu fizikte karşılığını göstereceğiz. Niye? Varlık evvelde zahire çıktı. Zahirde de karşılığını göstermiyorsak o zaman bu esmalar, bu isimleri anlatmak delili olmayan soyut kavramlar haline gelir. Anlaşılmaz. O zaman dinin içini çerçöple doldururuz. Öyle bir şey değil. Dinin ayetleri yani afakta ve enfüste, afak ufuk yani tabiatta biraz önce dediğimiz gibi Rahman'da karşılığını göstermeliyiz. Rahim'de de, enfüste de göstermeliyiz. Yani şimdi tabiat ve afak ve enfüsü anlayabildik mi? Rahman ve Rahim varlığın tabiatta ve insanda nefsindeki boyutlarıyla gösterilmezse tek yanlı bir tanrı anlatımı. Tanrı var, tamam. Bir de alem var. Arada nasıl bağ var? Bağ yok. Anlatımda yok. Ne var? Arada bir peygamber gelir, bize haber verir. Akli bir bilgidir. Bir de uygulamaları bizde yok. Peki son peygamber geldi ve gitti. Gitti mi acaba? Şimdi niye gitmedi? O hikmet, ferdiyet ne demek? Muhittin Arabi bunu anlatıyor. Özeti bu. Şimdi taşmayı konumuza aldığımız için bu taşma zorunlu olarak bir taşmadır. Neden? Allah diyor ki ben gizli bir hazine idim. Hala öyle. Yani bir tarihte gizli hazineymiş, açmış. Evet, açılım var ama herkes için öyle mi? Yeni doğan bir bebek için hala kapalı, gizli hazine. Ama muhabbet ile bilinmekliği murat ettim, irade ettim diyor. Şimdi bu hadisi şerife göre bu konuyu açalım. Peki Kur'an-ı Kerim öyle mi? Evet, Kur'an-ı Kerim de bu açılımı anlatıyor. Ne yapıyor? Açılım tecelli. Muhittin Arabi'yi anlamanın birkaç tane ana kavramı var. Bir, tecelli, taşma, açılım. Onu göstereceğim. İki, ilahi isimler. Mesela ilahi isimler üzerine çalışmazsan, ilahi isimler üzerine çalışmazsan tecelliyi anlayamazsın. Ve bu tecellideki ilahi isimlerin ana dominant özelliği anlatılan ayan-ı sabitelerdir. Üç tane kavram. Bir, tecelli ise anlaşılmalı. İki, ilahi isimler teorisi anlaşılmalı. Üç, ne anlaşılmalı? Ayan-ı sabite. Bu üçü anlaşılırsa vahdetel vücudun Kur'an okuması o zaman anlaşılabilir. Peki tek yolu bu mu? Hayır, değil. Vahdetel şuuçunun da okuyuşu vardır. Vahdetel kusutçunun da vardır. Vahdetel mevcutçunun da vardır. Hepsinden de okunmalı ama ilmi okuma biçimi vahdetel vücuttur. İlmidir. O yüzden konu ağırdır. O yüzden dikkat isterim. Çok rica ediyorum. Nefsi olursa vahdetel şuut olabilir. Mevcut olursa fiiliyle çalışır kendinden ne yaparsın? Onu zahire çıkartmaya çalışırsın. Bu okulları ben anlattım daha önce. Ama şimdi vahdetel vücudu konuşuyoruz. Cud, taşma, hü. Hü nedir? Kul hü diyor. Hü. O. İşaret var. Bu Allah kavramı anlaşılırken hü diyor, o diyor. Ondan sonra yeri geliyor. Ben diyor. Bir bakıyorsun biz diyor. İsa bahsine gelince sen diyor. Hayda, nasıl çıkacağız bu işin içinden? Hangisi? Hepsi. Hiçbiri onun dışında değil.
Allah kapsayıcıdır. Her şeyi kapsayan ve onlara aşkın olan. Hem kapsıyor hem aşkın. Şimdi bu kapsıyor ve aşkını anlamazsak Allah'ı anlamakta zorluk çekeriz. Niye? Muhammed peygamber şuuru nerede tecelli etti? Bütün peygamberlerde Allah Rab'dır. Bir esmanın rububiyeti altında ayetlerini gösterir. Ama Muhammed peygambere gelince Rab Allah katından söylendiği için uluhiyettir. Ötekiler rububiyettir. Kademedir yani seviyedir. Uluhiyette Allah'ın şuurunu, Allah'ı bilmek ne demekse Allah'ı bilmiş, Allah esmasını kullanıyor. Ötekiler Rab esmasını kullanıyor. Diğer peygamberlerle o Rab da Allah'ın bir özelliği olduğu için Allah esmasının dışında bir varlık değil ha. Yani Rab ve Allah'ı anladığımız zaman Muhammed peygamberle diğer peygamberler arasındaki bağlantıyı kurabiliriz. Rab da işin ilginç yanı rabıta, bağlantı demektir. Ama Hazreti Peygamber'in Allah diye tarif ettiği varlık Rabbül Alemin'dir. Alemlerin ilişkisi, alemlerin bütünselliği. Yani evren ilişkiler bütünü diyor ya bir ideolog. Hazreti Peygamber diyor ki Allah alemlerin birliği. Ben alemin ne olduğunu daha önce anlatmıştım. Alem öyle yani onlar da var. Hayvanlar alemi, doğa alemi, fizik alemi, kimya alemi var. Hepsi var. Ama alem bilinen demektir. Disiplin demektir. Nasıldı? Kısaca bir özetini yapalım. Konu konuyu açabilir. Temeli allamedir, işarettir. Bütün alametler vardır. Alametler bizim ihtiyacımızı giderirken bir işarettir. Nasıl gidereceğimizi, nereden gidereceğimizi o işaretler üzerinden biliriz. Peki alametten aldık. Ne yaptık? Alameti aldık. Kime konu oldu? Bilmeye konu oldu. Yani ilme konu oldu. İlmi kim yapıyor? Alim yapıyor. Ama alim daha başka şeyler de yapıyor. İlim malum yani alameti bildi, bilgisine kavuştu ilimle. İlim malum, alamet, allame yani. İlim malum, talim, talim ediyor. Bilim nasıl? Talim ne olur? Denersin, orada denersin, burada denersin, laboratuvarda denersin, kutuplarda denersin, ekvatorda denersin, çölde denersin, bahada denersin. Bir bakarsın ki her yerde aynı oluyor. Ha, burada bu işin yasasını buldum dersin. Demek ki ilim neyle oluyormuş? Talimle. Allame, ilim, malum, talim, ya'lem. Arapçasını söyleyeyim. Ya'lem, içselleştirme demek. Talim dışarıda, akli. İçeride talimi yapan özne aynı zamanda kendi içinde format atıyor. Bilimin formatını atıyor. O ilim onun için yükselişte. O zaman ne oldu? Talim ya alem, alem oldu işte. Bütünün tamamına yani allameden başlayan, ya alemden başlayan ilim, alim, efendim, talim, ya alem bunu alim yapıyor. Bütün bu sürecin tamamına alem diyor. Alem öyle hayvanlara hadi ne biliyorsun? Bunlar için talim lazım, alem lazım. Onun bütün özelliklerini takip etmen alem, alemleri kurmak öyle ben kafamdan bir tane bir şey uydurdum alem. Öyle bir şey değil. Alem disiplin demektir. Alemlerin Rabbi diyor. Ha orada dur. O zaman alemlerin Rabbi derken tabiattaki kuantumu anlatmazsam hüyü anlayamayız. Diğer mertebelerinde karşılığı var. Fizik var. Fiziği anlatmazsam metafizik boşlukta durur. Metafizik fiziğin düşüncedeki karşılığı. Bugün kısmet olursa bu bölümü biraz açacağım. Yani
tabiatta ne varsa, düşüncede ne var, ikisini örtüştüremezsem o zaman tevhide gelmez demek. El zahir, el batın, el evvel, el ahir hak olması, tahakkuk etmesi lazım. Şimdi hüye gelelim, dönüyor. Kusura bakmayın, böyle çok danslı bir oraya bir buraya savrulacağız. Şöyle, varlık nerede bilindi? Hira'da bilindi. Halbuki öyle bir şey değil, hayatın içinden bilindi. Ama Hira'da ne yaptı? Tefekkür etti. Ne yaptı? Soyutlama yaptı. Nasıl yaptı? Hani bunları yok sayayım. Öyle bir şey yapmadı. Yaptığı olan biten ne varsa üzerine tefekkür etti. Tefekkür ettikçe bu mudur? Evet, o ondandır ama o değildir. Bu mudur? Evet, o ondandır ama tek başına o değildir. Örnek veriyorum. Şimdi kendi varlığını düşünüyor. Kendinden başlıyor insan. Tamam, kendinden başladın. Acaba hayal ettiklerim hakikat mi? Düşündüklerim, zihinsel duyularımla bildiklerim hakikat mi? Soru işareti. Deniyor, duyularıma gelen, duyularımla bildiklerim hakikatin kendisi mi? Bunun çok örneği var. Yani doğada gezegeni, Mars'ı, Güneş'i bilme. Güneş'i adam buradan bakıyor, sabah doğuyor, bilmem gece batıyor diyelim. Ama Güneş'in kaç derece ısıda olduğu, bir hidrojen atomu olduğunu nereden bilsin? Bilmiyor ki. Duyularına ne kadar geliyorsa onu onunla tasvir ediyor. Onun ilmi bilgisine, alemin bilgisine sahip mi? Değil. Niye? Bilim yok. Bilim zayıf. O zaman ne oluyor? Keşfi bilgi. Burası biraz sıkıntılı. Modern insan burayı kabul etmiyor. Muhittin Arabi nereden bildi? Örnek veriyorum. O başlangıç diyor çorba gibiydi diyor. Vıcır vıcır kaynıyordu. Tamam mı? Tarif etti kuantize bölüm. Kuanta ışık denizi, nur diye anlatılıyor. Bunu anlatıyor, bayağı anlatıyor. Sen de kuantumu çalışırken bir bakıyorsun, onun anlattığının aynısını bilim anlatıyor. O çorba diyor, kuantum bugün karşılığını açın bakın çorba demek. Efendim, cihaz yoktu, makine yoktu, nereden bildi? Sezgi ve keşfin ne olduğunu bilmezsen, aletsiz keşif. Şimdi bilgisayarları yapıyoruz. Herkes kullanıyor. Buna teknolojiyi kullandığımız için baştan kabul ediyoruz. Konforu da var. Gel gör ki onu bulan nereden keşfetti? Ya size bir şey söyleyeceğim. Bir tane yazı koyuyorsun. Tamam mı? Yazı orada duruyor. Milyonlarca kişi geliyor, tıklıyor, o yazıyı alıyor. Bu yazı eksiliyor mu? Yok oluyor mu? Al sana lehvi mahfuz. İstediğin kadar çoğalt. Lehvi mahfuzu anlatıyor, sen de bugün yapıyorsun. Anlatabildim mi? Ama aynı şeyi anlatıyoruz ha. Lehvi mahfuz, kendini koruyan metin. Yok olmuyor ki. Bir tane koyuyorsun, adama bire oradan indiriyor. Milyonlarca kişi onu izliyor, okuyor, tüketiyor, kayda geçiyor. O zaman dinin söylediği şeyi bugün bilim yaptığında bir din nereden biliyor? Ya sezgi ve keşifle varlıktan bilin, o ruhsaldır. O aleti yapan da ruh olduğu için ruhtaki varlık onu bilir. Zannediyor ki sadece akıl, akıl ruhun bir fakültesi arkadaşlar. Vahiy ruhsaldır. Akılsal değildir. Aklımla bilmiyorum. Tabi bilmeyeceksin. Çünkü akıl belirlenimdir, sınırlıdır. Ama ruhsal olan öyle değil ki. Nefs var, hayal var, sezgi var, keşif var, tahayyül var. Var oğlu var, hafıza var. Ruh böyle bir şey. Ama içi boş. Fiilini yapmazsan ne olur? Şimdi bunların hepsine geleceğiz. Bu üvertür yani giriş.
Tamam mı? Bilmiyorum. Fena olmadı. Tamam. Şimdi hı. Kul hü vallahu ahad diyor. İhlas bu işin, dinin kalbi ya. Şimdi o kul hü vallahu ahad, kul hü vallahu ahad şu demek. O hü olan ahadmış ve Allah'mış. Hayda, buyur buradan yak. Bir ahad var, bir de Allah var. Bu aşağı geldikçe Rab olur ve kul olur, halk olur. Şu arada da vahid. Ben şimdi baştan metafizik boyutta isimlerini yazıyorum. Şimdi ferdiyeti açmak için anlatıyorum ha. Çünkü ferdiyet burada oluyor. Anlatmam, ferdiyeti anlatmak için anlatıyorum. Bu Allah'ın varlığında var, aşağıya doğru yahut da içten dışa doğru açıldıkça, kula geldiğince o vahidlik kulda da olduğu için, ferdiyet kulda da var, Allah'ta olduğu için herkes de var. Yani ferdiyet şöyle bir şey değil. Bir tane peygamber de var, ona tescilledik koyduk. Hayır, patent onda. O buldu ve bildi ve keşfetti. Efendim, onun rahmeti bütün yayıldı. Şimdi bu modeli anlatmaya çalışacağız. Füsus bunu anlatıyor özetle. Çok kolay esasında, zor değil. Şimdi hü ne? Bunu kuantum dünyasında açmam lazım. Ama hemen oraya girmeyeceğim. Ahad var, bir de vahid var. Allah'ı bu ahadlık ve vahidliği içerdiği için ve kendinden sonraki bütün aşamalarda aşağı doğru ne varsa Allah herkesi kapsıyor. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmıyor. Aşağıda kulda da Allah var, yukarıda hüde de var. Ama hüde gizli. Aşağıya doğru zahire çıkıyor. Biz şirke düşmemek, daha doğrusu kimsenin Allah'lığını kabul etmediğimiz için kulla Allah arasındaki ilişkiyi tarif ederken çok çetrefilli açıklamalar var. Bunlara açıklık getiriyor Muhittin Erari. Çok zor bir şey değil. Yani bu mertebelerde Allah'ı burada var, şurada yok dersen müşrik olursun, şirke düşersin. Bir varlık var, varlığın mertebeleri var. Kime göre var? Allah'a göre mi? Hayır. Bizim anlayışımıza göre. Biz anlayalım diye seviyeleri var. Peki bu seviyelerin fizikte karşılığı var mı? Var. Enerji seviyeleri. Allah enerji mi? Hayır değil. Enerji olsa madde olur. Maddeyle Allah anlat. Olmaz. Ben ne kimim? Bak, maddenin dışındayım. Maddenin dışındayım. Maddeden, maddenin dışında olan ne? Benlik bilinci. Bu benlik bilinci Allah'ın tohumu. Bak, doğada bana bir... Yok, tekrar edemem. Ne söylüyorsam o, bir daha tekrarı yok bunun. İçeride anlatırım. Kaçırmayın, bir daha döner dinlersiniz. Rica ediyorum. Ben ezbere bir şey anlatmıyorum. Kusuruma bakmayın. Bu ezber olmayınca kusura bakma. Şimdi varlık kendinden taşınca, her dakika taşıyor ha, öyle bir tarihte taştı bitti değil. Burada da taşıyor, sizden de taşar, Hira'da da taşıyor. Sürekli Allah'ın zuhuru devamlıdır. Zuhuru devamlıdır, kesikliği tecellidir. Niye? Onu anlatacağım.
Devamlılığı ne demek? Kesikliliği ne demek? Şimdi Allah'ı anlamanın yolu bir mutlaklığı var, bir de izafiliği var. Bu mutlaklığı söylediğin zaman Allah her şeyden münezzehtir, hiçbir şeyle ilişkisi yoktur, tarife gelmez falan filan. Evet doğru, bu mutlaklığı. Ama o mutlaklık üzerinden izafilik kendini ne yapıyor? Ona göre dizayn ediyor. Kuvveti var çünkü ama bilgisi zayıf. Peygamberlerle o bilgiyi veriyor. Şimdi örnek verelim. Örnek. Mutlak bir şey söyleyeyim size. Tabiattan vereceğim örneği. Allah'tan değil. O da Allah'tandır ama Allah'tan da verebilirim. Şimdi her zaman veriyoruz örneği. Binayı ayakta tutan mutlak ilke nedir? Dik üçgendir. Dik üçgen. Geometri geniş bir laf. Bana böyle tam 12'den vuracak söz söylemelisin. O zaman dik üçgen, dik kenarların alanının toplamı hipotenüsün alanına eşit olursa hiçbir bina yıkılmaz. Ama bu dik üçgen teoremine göre yapma, bütün binalar yıkılır. Kainatta dik üçgen var mı? Yok. O formatta yok. Ama onsuz da hiçbir binayı yapamıyorsun. Anlatabildim mi? Mutlak olanın üzerinden izafi yapıyorsun. Mutlak izafi ilişkisini böyle açayım. Sonra Allah insan ilişkisi. Çünkü Allah mutlaktır ama insan izafidir. İşin ilginç yanı, insan da Allah'tan olunca o zaman Allah'ın mutlaklığıyla izafiliği ne demek? İşte orası tam ferdiyet alanıdır. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani ilkeleri, sabiteleri ve bunlara göre kendini inşa eden kamil insan modeli efendim neyi gösteriyor bize? Mutlaklıkla izafiyet arasındaki ilişkiyi. Şimdi Allah'ın ahadiyeti dediğim zaman ahadiyetin iki tane yüzü var. Bir, mutlak yüzü. Mutlak yani hiç koşulsuz, şuna göre ahad, buna göre ahad değil. Ahad tek demektir, tek. Tek. Ama öyle bir tek ki içinde karşıtı yok. Hiçbir şuna göre buna göre olmuş değil, karşıtı yok, bütünlüklü. Dik üçgenin şeyi gibi yani ifadesi gibi. Şimdi toplumda mesela adalet, toplum adalet farklılıktan oluşmuyor mu? Oluşuyor. İzafi farklılık çünkü. Ama adalet ilkesine göre hukuku, yasası yoksa olabilir. O toplum yıkılır. Çok durmaz. Bütün toplumların yıkılışının ana sebebi adalet ilkesine bağlı olmayışlarıdır. Çünkü adaletin kendi içinde de açılımı var. O şartlara göre şerait diyoruz. Şerait şartlar. Şeriatı şeraitlere göre dizayn etmiyorsan adaleti tesis edemezsin. Yıkılır. Örnek. Antik Yunan ve Antik Roma. Yıkılır diyor Hegel. Niye? Çünkü kadınlar, çocuklar ve köleler vatandaş sayılmıyordu. Onlar insan. İnsanlığın evrensel, tanrısal varoluşa baktığın zaman 8 sübuti sıfat herkeste var. O zaman irade de var. Bak, 8 sübuti sıfatının içinde ilim irade var. İrade var mı? İrade. Adama Allah iradeyi vermiş, sen onun iradesini yok sayıyorsun. Yıkılır. Bitti. Nokta. Niye? İradesi var. Yıkıldı mı? Yıkıldı. İradeleri bileşkesi nedir? Adalettir. Sen bunu yok saydığın zaman zorunlu olarak yıkılır. Ama tarihi ne olur? Senelerce sürer, sürmez bilemem. Toplumlar o zaman o sıkıntıyı adalet ilkesi üzerinden okuyacak. Adalet kimin adaleti? Allah'ın. Allah
ta o devirde bütün insanlık çağında gelecekte hep var olan bir varlık olduğu için sen nispi olarak o ilkeye uyarsan var olursun, uymazsan yıkılırsın, yerine başka bir şey gelir. Değişim ve dönüşüm vardır. Bunları konuşacağız. Tamam. Kusura bakmayın, bu şeyi, varlığı böyle anlatmazsam uçuk kaçık bir anlatım olur, olmaz. Şimdi tek olan ahattır. Ahat tek, bütünlük. Ama ahatın öyle bir yapısı var ki Allah katında mutlak olan hü öyle değil ki. Hü ne demek? Bak ilke hü, hay, diri, diri, hü. Bir dinamik bir yapı var. O dinamik yapının içinde her şey gizil. Gizil demek kuvveti var ama şeyi yok. Kendini gerçekleştirme kuvveti var ama daha henüz ilmi iradesi tesis olmadığı için kuvvetler öyle kendi iradesini, isteğini yani ve ilmini, bilinmekliğini istiyor. Hani gizli bir hazineydim, bilinmeklik istiyorum diyor ya, işte o olay. Burayı açacağız. Ahadiyetin iki boyutu var. Bir mutlaklığı, her şeyin içinde tek olan o mutlaklık ama kendisi hareket. Hü, hay, diri. Şimdi alemde ne varsa, şimdi alemden konuşuyoruz, yukarıdan konuşmuyoruz, aşağıdan konuşuyoruz. Alemde ne varsa bakıyorum, orada şey var, dirilik var. Senin duran nesnende bile dirilik var. Fizik şimdi şöyle söylüyor. Şu duran bir varlık mı? Elimde tutuyor muyum? Tutuyorum. Peki bunu biliyor muyuz? Işıma düzeyinde saniyede kaç bin kilometre hızı var bunun? 50 bin. Saniyede 50 bin kilometre hızla hareket ediyor. Yani şunun içindeki bir atom, portakal büyüklüğünde elektronu olsun, yarıçapı Yalova'dan geçiyor. Fizik konuşuyoruz ha, sallama, işkembeyi kübradan atmıyoruz. Gerçek bu. Saniyede 300 bin kilometre ışımayla giderse, efendim ne oluyor? İşte ışıma orada izafiyet dönüşüm başlıyor. Yani madde değişiyor. Maddenin katılığı bitiyor. 50 bin kilometrede bu kalem, masa, sandalye, mikrofon oluyor. Fizik konuşuyoruz. Ama 50 bin kilometreden 300 bin kilometreye çıkartırsak ne oluyor? Işıma, nur, ışık denizi. Luksonlar var, tatronlar var, başka varlık düzeyleri var ışıma boyutunda. Biz bunları daha konuşmuyoruz. Biz duranları konuşuyoruz. Senin şurada taş dediğim, bu dediğim varlık diridir, canlıdır. Hareket halindedir. Muhittin Arabi'nin bakışı bu. Vahdet el vücut, doğada tekme attın taşın bile canını sana hesap olarak sorar. Bırak hayvanın nebatatı, sana tuzun yani mineralin hesabını bile sorar. Sen doğayı taş ocağı yapacaksın. Ne yap? Taşı mahvediyorsun. Doğayı bozuyorsun. İhtiyacını gidermek için bozabilirsin ama düzelterek boz. Yani kıvamında, ölçüsünde dönüştür. Bozmak bu manada. Neyse uzatmayayım. Bu vurguyu ama anladık değil mi? Diri yani, diri hareket. Bak nesnenin hareketini kastetmiyorum. Hareketin içindeki nesneyi kastediyorum. Bunu fizik konuşmadan anlamak zor. Kuantumu anlatacağım kısa ama. Böyle uzun uzuna da diye bir kuantum anlatmayacağım. Şimdi ahad, tek, efendim, vahid, varlık kendinden taştığında izafi olarak mutlaklığı bir tarafta. Şimdi varlığın kaç boyutu var? Alt alemde hareket olarak var, düşüncede karşılığı var,
Yazıda var, kelamda olduğu gibi. Bak kelamda karşılığı var. Varlık deyince sen ne anlıyorsun? Doğa, tamam, Rahman, Rahim'de ne var? Kelam var. Kelamda bak, kelamda varlığı konuşuyoruz. Dile geliyor. Kelamda konuştuğum varlık varoluşa geçiyor mu? Geçiyor. Yazı yazıyorum. Okuyor. Muhittin Arabi'yi okuyoruz 13. yüzyıl. Daha 7. yüzyıldan beri Kur'an'ı okuyoruz. Daha öncelerini, Sümerleri falan okuyoruz. Yazı da bir varlık. Yazı varlık. Düşünce bir varlık. Efendim, kelam bir varlık. Burada da metafizik boyutta varlığın kendisini anlatıyor. Sadece beden ve onun aktiviteleri. Çünkü Türk toplumunun en büyük problemi varlık deyince, varoluş deyince beden ve bedenin efendim hareketleri. Yazı var, konuşma, kelam var. Efendim, düşüncenin en temel varlık düzeyi ayağını sabitelerdir. Onu konuşacağız. Şimdi buradaki ahadiyeti açtığımız zaman, vahidiyete geldiği zaman varlık şöyle bir şey anlatıyor Muhittin. Taştı tamam. Ne gördü? Allah kendinden kendine ilk hareket bu aleme gelmeden önce, hala da öyledir. Allah kendinden kendine baktığında kendinde neyi bildi? İlahi bilincini. Yani kendinde ne var onu bildi. Değil mi? İlk varlık bunu bilir. Peki nereden biliyorsun? Arın arın arın, Hira'daki gibi kendini soyutla soyutla soyutla, varoluşunun bütün soğan kabuklarından kendini tenzih et, soyutla. Geldiğin soyut düşüncede ulaştığın yer ben bilincidir. Buna ilahi bilinç diyor. Allah kendini kendinde bildi. Kendini kendinde bildi. Neyi bildi? İlahi bilinçte ilahi isimlerini bildi. Anlatım bu. Buna, ama bu bilme öyle bir bilme ki ayrımsız bir. Birdir. Daha ayrıma uğramamıştır. Kendimizden örnek verelim. Gözümüzü kapatalım. Tamam. Kapattık gözümüzü. Sandalyeyi düşündük. Ne oldu? Yüzlerce sandalye modelini düşünebilirsin. Tamam mı? Sandalye var mı? Yok. Ama düşüncede, batında öyle bir varlık, öyle bir düşünce. Bakın, şimdi benzetme yapıyorum ha, aynı Allah katında. Çünkü biz de Allah'tan ayrı değiliz ama bazı şeylerimiz var, özelliklerimiz var. O niteliklerimizin üstünü bazı nefsani isteklerle örttüğümüz için berrak göremiyoruz. Arınmış değiliz. Nefsimiz temizlenmemiş. Aklımız tezkiye olmamış. Öyle olunca bildiklerimizi ancak görebildiğimiz kadar, benzetme yapıyoruz. Tamam. Yüzlerce sandalyeyi hayal edebilirsin. Bunlar düşüncede ayrı varlıklar mı? Düşüncende ayrı olabilir ama varoluşta ayrı varlıklar değil. Düşüncende o çokluk var. Dışarı çıktı mıydı? O çokluk, vahid olan çokluk, ayrımsız çokluk dediğimiz şu bu. Kesret çokluk ama ayrımsız bir. Düşüncede ayrı. Bakın bu alan, konuştuğum alan zihin, düşünmeyle ilgili alan. Hani duyulara gelmiyor abi. Onu demiyorum. İnsanın düşüncesini konuşuyoruz. Niye? Tanrı kendini kendinden bildi. Nerede bilecek? İnsanda da bilecek. Muhammed Peygamber de bunu yaptı. Allah esmasını onun için bildi. Şimdi Allah esmasını nasıl biliyor? Nasıl açılıyor? Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Gayretimiz bu. Gayretimiz samimi. Ama hata yaparsak doğrusunu Allah bilir deyip yola devam edelim. Değil mi? Niyetimiz gerçekten samimi. İddiası yok ha. Biri der ki ya yanlış gidiyorsun. Tamam, gel doğruyu anlat kardeşim. Samimi olarak biz de görelim. Muhittin Arabi'den tefekkür ettim de Kur'an'da bunu böyle anlıyorum. İlahi bilinç,
Hira'da Muhammed Peygamber arındı, arındı, arındı. İlahi bilince tanıklık ettiğinde, ilahi bilincin kendisi olduğunda oldu. İşte o gün dedi ki Adem'in toprağıyla suyu karılırken nurunda ben vardım. Bugün biz bunu idrak ettiğimizde biz de aynı noktada oluruz. Yani bir tarihte olmuş bitmiş değil. Kim o an yapıyorsa tam da o mertebede duruyor demektir. O gerçekleşiyor demektir. Yoksa bir tarihte birisinde ol. Biz böyle bir şey konuşmuyoruz. Biz varlığın zorunlu yasasından yola çıkarak orada olanın sürekli kadim bilgelikte olabileceğine iman ediyoruz. Ve buradan umudumuz var. Bu umutla yola çıktık. Bakalım bizde oluyor mu? Şimdi dönüp baktığımızda ilahi bilincin ayrımsız bir oluşu. Ne demek? Ayrımsız bir şu demek. Efendim, ahat burada nedir? Ahat tektir. Tamam. Ama mutlak ahattan bahsetmiyorum. Varlığın hareketinden dolayı tek olanın kendinden kendini bildiği aşamayı söylüyorum. Tam bildiği noktada ahad tek izafi olarak vahid oluyor. Şimdi vahidlik mertebesi çok önemli. Alemin yaratılışı Allah'ın vahidlik mertebesinde gerçekleşiyor. Ahadlık mertebesinde değil. Birden bir çıkmıyor çünkü. Birden birin çıkışı vahidlik noktasında. Vahidlik ne demek? Allah'ın uluhiyeti, ilahi isimlerini bildiği alanda. Neden? Çünkü daha önceki sohbette yaptık. Ne diyor? Biz ona ol dedik, oldu. Peki yoktan var mı etti? Yoktan ol dedi de oldu mu? Hayır, öyle demiyor. Kendi bilincinde, feyzi akdesinde açılıp neyi bildiyse ona ayağını sabit ediyor aynı zamanda. Ona ol emrini, onun batındaki bilincinde var olan surete bürünmüş olana. Biz öyle değil miyiz? Düşüncemizde ne var onu yapıyoruz. Bak bize de bunu yaptırıyor. Düşüncemizde ne var onu yaptırıyor. Biz ona ol diyoruz. Düşüncede olmayan yani... Varlığı sende olmayan bir şey oluyorsa sen orada uyanıyorsun, ona tanıklık ediyorsun. Bir daha yapman için onu bilmen lazım. İlahi bilinçte neyi bildiyse ona emir veriyor. Ol dedim, ol. Şimdi burası biraz çetrefilli. Şöyle. Ayağını sabiteleri kendinde sabitedir bunlar. Aynı göz demek. Göz göz kendinden çıkış. Peki bunları bildi. Bilmek surete büründürmek demek. Bunlara ol dedi. Ol demek için ne olması lazım? İki tane şey lazım. Bir, ilim bilmesi lazım. İki, zaten ilahi bilincinde var. İlahi bilincinde ne vardı? Şimdi bakın burası çok hassas. İlahi isimler var mı? Var. İrade var. İsteyecek, belirleyecek. Bildi. Seçti, istedi yani iradesini koydu. İlim iradeye tabi olarak çalıştı. İradenin seçtiğine de kudret güç verdi, kuvvet verdi. Zaten kendisi, varlığın kendisi kudrettir. Kudret ne demek? Güç, kuvvet. Melek demek, melekeler. Allah'ın melekleri onlara iman ediyor. Bak baştan varlığın kendisi bir melekeleri varmış, kuvvetleri varmış. Her fakültenin, her bölümün, her şeyin meleği. Elin melekeleri var, aklın düşünme, hayal etme, zihin, duyuları toplama, proje yapma, bellekte toplama. Ne yaparsan yap, bunların melekleri varmış, melekeleri. Kime iman etmiş, kime secde etmiş? Sana, iş yapsın diye. Sen çalışırsan, sana bağlı olarak o da çalışır. Efendim, meleğin 600 tane kanadında
Nesi varmış? Tüyü varmış. İşte 600 tane ilişkisi varmış o meleğin. Tüy okumalar böyledir. Başka türlü anlatamazsın. Çünkü insanlık şeyi bilmiyor ki, bilimi, sanatı, felsefeyi bilmiyor ki. Nasıl anlatacak? Sembolizmayla. Kanadı, teleyi, tüy sayısı, ilişki sayısı demek o. Bilmiyorum, dini böyle hayatının dışına atarsan, o zaman hayatın anlamı baştan itibaren yok olur. Ama bilimin, sanatın, felsefenin dinde karşılığı var. İşaret ediyor, bunları yapın diyor. El alim diyor, el hakim diyor. Hikmet sahibi, felsefe yani. El müsavvir diyor, sanat. Rızk diyor, şifa diyor, adalet diyor. Bak bütün sende var olanları sana kuvvet olarak vermiş. Bu aleme gönderirken de bunları yapabilme yetilerinin hepsi sende var. Kamilsin. Yapabilirsin. Ama yapmıyorsun. Canım istiyor, yapma. Rahmet olmuyor, sende var ol. Şifa. Çalışırsan doktor olursun. Tedavi edersin, tedavi olursun. E çalışmamam. O zaman ölür gidersin. Kendine bakamazsın. Rızk. Çalışmasın olmaz. Çalışırsan olur. Kulluk böyle bir şey. Yani o esmanın kulu olursan onun hizmetkarı olursun. O sende gerçekleşir. Onun rahmeti sende var olur. Ben kulluğu sevmiyorum. İstersen sev, ister sevme. Kulluk yapmama kulluğu yapıyorsundur. Kurtuluşun yok yani. Çünkü varlık sana diyor ki bunu yap, teklif ediyorum. Yapmıyorum, yap. Serbestsin diyor, iradem var. Yapabilirim. Ama irsaliyeyi de kestim mi? Resul irsaliyeyi kesti, haberi verdi. Fatura gelecek, ha. Kesin ödeyeceksin. İrsaliyenin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Resul. Risalet irsaliyeden gelir. Önce haber veriyor. Diyor, bunu gönderdim, sana varlık verdim, haberin olsun, bunu kullan. Kullanmam abi. Faturayı keserim. Bu kadar basit. Eziyet olur. Kimse kimseyi zorlamıyor. Yapıp yapmama konusunda sana özgürlük vermiyor. İnsan kadar Allah karşısında özgür bir varlık yok. Bir insan özgürdür. Tabiata bak, ağaç yere çakılı, kımıldayamıyor. Kedi geliyor, miyav diyor, yemek veriyorsun, su veriyorsun. Doğada ne kadar bulursa, bulamazsa perişan oluyor. Sen ne yapıyorsun? Doğayı dönüştürerek kendi ihtiyacını gideriyorsun. Doğaya aşkınsın, Rahman'a aşkınsın, Rahim'sin. Burada topluyorsun, buradan doğurtuyorsun, kendi varlığını inşa ediyorsun. Benlik bilinci burada. Din bunu anlatıyor. Şimdi sen bilirsin, dikkatini ister verirsin, ister vermezsin. Rahmet olmaz yoksa. Şimdi burası hassas konu. Şimdi döndük vahidliğe. Niye vahidlikte yaratma var? Ona bakacağız. Vahidlik niye önemli? Bakın, şimdi burada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Vahid öyle bir varlık ki tek ve biricik. Bunun çokluğu vahdettir. Çokluğu. Vahid çünkü zahire çıktığı zaman bir sürü vahid var. Her birimiz vahidiz. Ama bütün özellikler var. Bir insanı insan yapan kaç tane subuti sıfat var? 8. Hay, diri, semi, basır, ilim, irade, kudret, kelam ve tekvin, yaratılış, yaratma. Tamam mı? Şimdi Allah kendini kendinden bildi ya. Şimdi bir vahid açıklaması yapacağım. Burası hassas konu. Birden çokluk, kesret nasıl çıktı? Tam vahidlikte oluyor. O yüzden burası sır gibi gözükür ama Muhittin Arabi çok güzel izah etmiş. Onun devamında gelen Kaşani, Davut el-Kayseri, Bali Efendi falan acayip kafa yormuşlar ve açmışlar. Şimdi vahid şu. Vahidi şöyle diyebilirim. Bir lütfen silebilir misin?
Burası hassas, bir tahta çalışması gerekli. Var mı sıkıntı? Hürrem Hanım? Var mı? Yok. Peki, çok şükür. Hürrem'den onay aldıysam yola devam. Yok ama ne yapayım, silebilirsin, sil orayı da. Hepsini sil. Biraz hızlı gerek. Evet. Emre'cim sağ ol. Şimdi vahiyetin en önemli özelliği şu. Bak. Kendini kendinden bildi mi? İsmi ne? İlim. Bilme. Tamam mı? Bildi. Bilen kim? Kendini kendinden bak. Dışarıda bir varlık arama. Vahid tek başına bir varlık olarak şimdi üçlemeyi göstereceğim. Bilme eylemini kim yaptı? Zatın kendisi yaptı. Hala bizim zatımız da bunu yapıyor. Allah da öyle yapmış. Zaten o yapmış, biz de ondan kopya çekiyoruz. İlim. Bilen kim? Alim. Bilme edimini yaparken bilen. Tamam. İlim, alim, ilim yaptı. Ne bildi? Malum. Bu da bilgi. Efendim, bir varlıkta ilim, alim, malum. Var mı? Var mı? Var. Tamam mı? Sağlam mı? Sağlam. Vahid'de var ha. Ayrımsız bir dediğimiz bu. Bunun karşılığı şu. Sevme, seven, sevgi. Hub yani. Tamam mı? Bak, istediğin kadar bütün esmaları böyle çoğaltabilirsin. Rızk üzerine çalış, adalet çalış. Bütün esmaların bir üçlü boyutu var. Ne zaman? Kendinden kendine düşündüğünde de böyle. Ve bunu dışarıya yönelik de yapacaksın zaten. Önce içeride bilen, bilinen, bilme edimi, sevme, sevilen, sevgi edimi, rızık da aynı. Rahmet verme, rahmetin kendisi hep bir üçlemedir. Vahiyetin nesi varmış efendim? Üç boyutu. Efendim buna üçleme, teslis diyor. Şimdi teslis deyince hemen aklımız nereye gitti? Hazreti yani şeylere, Hristiyanlara. Onlar ne yaptı? Bunun her birinin ayrı bir varlık olduğunu kabul etti ve kategorize etti ve ayırdı. Müşrik oldular. Burada öyle bir şey yok. Burada müşriklik yok. Aynı varlıkta olanı anlatıyor. Şimdi üçleme aynı varlıkta oluyorsa bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Onlar çünkü İsa, Ruhul Kudüs ve Baba diye ayırdı. Burada öyle bir şey yok. Çünkü ferdiyeti anlatacağım. Ferdiyette ne vardı? Hazreti Peygamber'in bir hadisinden yola çıktı. Şimdi oraya gönderme yapacağım ama hemen açmayacağım. Daha konuyu açmam lazım. Pişirmem lazım. Neydi? Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Nedir efendim? Kadın. İyi ki sevmiş yani. Yoksa kadınımız perişan olacaktı. Hakikaten öyle. Doğar doğmaz kuma gömüyorlardı. Çok rahmettir yani. Sonra kadının ne olduğunu anlatacağım. Muhittin Arabi'de öyle bir kadın anlatımı var ki kadınlar kalksın göbek atsın yani o kadar. Tabii İslam dünyası Muhittin'i es geçmiştir. Buraya bir baksalar o zaman Arapçayı bile sorgulamaya başlayacaklar. Delilleriyle sunuyor. Peki güzel neydi? Kadını sevdirdi. Başka? Koku, tibe. Gözümün nuru namaz. Üç şey. Bu üçleme ama kategorik ayrı görüyorsunuz değil mi? Hiç öyle değil. Zata, ruha, efendim, niteliğe,
gönderme var. Ama bunların aynı varlığın üç boyutu birbirinden nasıl doğrulduğunun gösterimi. Ferdiyeti bir de bu alanda yöntem olarak üçlemeyi göstermek zorunda. Tamam mı? Peki, şimdi bu vahidi anladık mı? Bak, ahad tekti, vahid o tek olanın kendi içinde üçleme ayrımını gösterdi. Buradan çokluk çıkıyor. Ahad'dan çıkmaz. Niye? Çünkü ol diye emri verdiği yer burası. Şeyde yok. Ahad'da teklikte yok. Çünkü niye? Teklikteki kendinde ne var onu bildi. İlahi bilinci açıldı. Açılınca vahid esması açıldı. Tanrı'nın hilkat, yaratılış ilkesinin çıktığı yer vahidlik mertebesi. Şimdi biraz fiziğe döneyim mi? Sizi metafizikte boğmayayım. Bir de fizikte dans edelim. Sonra bakalım nereye gideceğiz. Bak, bu anlatacağım şey hususta böyle bir şey yok ha. Ben kendi yorumumu yapıyorum. Ama onun o üçleme ilkesini anlama biçimimi paylaşıyorum. Yani hiç de kabul etmeyebilirsiniz. Sorun değil. Ama ben fizik anlatacağım. Silebilirsin dostum. Şimdi nokta ve sonsuzluğunu bir kısa anlatayım mı size? Nokta ve sonsuzluk. Aman yarabbim. Şimdi arkadaşlar, bir nokta koyduk. Tamam mı? Noktanın kendisi hü. Yani ahad. Ama içi kaynıyor, hareket var. Tutamıyorsun. Haydiri ya. Hareket halinde. Ama bu hareket şöyle kendisi sükunette öyle bir dengede ki şeyi yok. Nasıl diyeyim? Sekine, meşkan. Yani öyle bir dengede, itidalde ki, mizanda ki kendisi hareketinde sükunette. Ama içi vıcır vıcır kaynıyor. Şey gibi, Allah'ın celali, şiddeti var. Ama şiddetinden çıkan ne varsa bunlar birbirleriyle dengede duruyor. Bu mesela maddenin yapısında da anlatılabilir. Şimdi gelelim oraya. Şimdi bu noktanın kendisinin ne olduğunun bir tarifini yapayım. Efendim, evren maddesi kuantum düzeyinde, yani şahit olduğumuz bu alemin bilindiğini kabul ediyorum. Oradan sibernetikle bileceğim düşüncenin maddeye dönüşümünü de izah ettim. Onu da öyle kabul ediyorum. Döndüm ruhlar alemi, melekut alemi, holistik düzeyi, onu da biliyorsunuz. Sonra izafiyeti de biliyorsunuz. Ta maddenin, evrenin ilk tohumu olan kuantize düzeyine geldim. Ta yukarıdan başlıyorum anlatımı. Aşağıdan değil yani. Onu vurgulamak için söylüyorum. Evren maddesi kuantum düzeyinde bir ışık denizinden ibarettir. Kuantumu böyle anlar. Işık denizi. Yani biz buna Kur'an'ın deyimiyle ne diyoruz? Nur denizi. Tamam mı? Burada enerji alanları örümcek ağları gibidir. Enerji alanıymış bu ışık denizi. Ama örümcek ağ. Örümcek ağını gözünüzün önüne getirin. Böyle ince şeyler var, yollar var, bir ağ gibi. Evren öyle. Kuvvetler parçacıktır. Kuvvetler burada parçacık düzeyinde. Bu deniz foton gibi kuantize olmuş enerji miktarlarını taşıyan ve ışık hızı ile dalgalar halinde hareket eden bir elektromanyetik denizdir. Bilmiyorum fazla bir şey ifade etti mi? Başka türlü bu fiziği böyle yani hani
çalışmazsak aklımız bu formada. Yani şunu diyor. Bütün alem ışık denizi. Bunun içinde evrenin görüntüsü nasıl kuantum düzeyinde? Örümcek ağı gibi. Hakikaten öyle. Ne diyorlar? Bir esneme koyuyorlar. Uzayın bir esnemesi var diyorlar. Direnci var diyorlar. Bir kuvvetler var. Parçacıklar var. Foton denizi var. Peki. Ama bunlar ışık hızı ile dalgalar hareket ediyor. Hakikaten de öyle. Elektromanyetik bir deniz. Bütün bulunduğu alan bu deniz. Peki. Kuantum denizinde her paketçik, bakın burası önemli. Bir paketçi alıyor. Biz buna nokta diyoruz. Kuantum paketçi. Enerji paketçi. Tamam mı? Bu enerji paketçi kuant bütün özellikleri taşıyor. Niye? Bu paketçikten, enerji paketçinden bütün bu alem var oluyor. Hala da öyle. Fizik bunu gösteriyor. Yani kuantum, kuant denen paketçik örgütlendiğinde, dönüştüğünde, hareketinden dolayı neyi meydana getiriyor? Işık denizinden parçacığı, parçacıktan nereye götürüyor? Atoma, atomdan elemente ve maddeye götürüyor. Kuantum. Hala nereden biliyorsun? Atomun çekirdeğinin içine girersen kuantuma tanıklık ediyorsun. Ama çekirdeğinin dışındaki elektron denizi o çekirdekle çekme itme yaparak ne yapıyor? Maddeyi oluşturuyor. Kuantumun anlattığı şey şudur. Çekme ve itmedir. Kuant paketçinin yaptığı şey budur. Peki nasıl yapıyor? Şimdi buraya sıkı durun, bakın. Şimdi bu arkadaş hareket halinde ya, tamam mı? Bu öyle bir varlık ki hareket halinde olduğu için her yerde elektron denizi ya, her noktada bulunuyor. Her noktada. Bu kendisi bulunuyor. Bu o kadar hızlı bir yani ışıma çünkü. Kopyalıyor kendini. Kopyalama ne demek biliyor musun? Orada o kadar hızlı oluyor ki biz bunu takip edemiyoruz. Ediyor muyuz? Var mı böyle bir şey? Yok, edemiyoruz. Ama fizik bize diyor ki senin o takip etmediğin ışıma var ya diyor. İşte onlar bu madde. Yani Süleyman'ın hikayesi, Belkıs'ın tahtını indirmesi transporter değil o. Var ediş konusunu öyle işliyor. Şimdi efendim, şimdi sıkı durun. Her noktada şu nokta kendini kopyalıyor mu? Kopyalıyor. Peki, burada bu. Bu var ve sürekli kendini kopyalıyor. Peki o çeperde olan İtme çekme var. Kuantuma çalıştığınızda görürsünüz. İtme çekmenin bayağı fizik yani. Atomun nasıl oluştuğu bu ayrı bir ders olarak yapılabilir. Bunu anlatabilirim ama şimdi konum bu değil. Uzatmayacağım. İtme çekme, kopyalama bunun hareketinden dolayı bir ışın denizi oluşuyor mu? Oluşuyor. Bu kopyalamanın oluşturduğu bütün bu alan esasında kopyalama olduğu için sanal, hayal. Varlık sürekli kendini kopyalıyor. Hareketinden dolayı. Şimdi bu kuantum dünyası. Döndük şeye. Geldik insan davranışa. Uzun anlatmayacağım. Sadece bilmiyorum biraz şey oldu mu? Akılla bir şey canlanabildi mi? İsterseniz detaylı anlatırım ama sabaha kadar Muhammed Peygamber'in ferdiyetine zor gireriz. Konumuz aslen bu değil. Hüdeki hareket, dinamik enerjiye ne yaptı kendini her noktada burada oluşanların her birine rabıtası var. Rabbül Alemin böyle inşa oluyor.
sanal alem. Şimdi bilim sanal alem deyince bunu anlıyorsunuz ve böyle deyince anlamıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Çünkü gerçekten ben bilinci, varlık kopyalıyor nerede? Her zerrede kendini kopyalıyor. Peki kendisi kendi bilincini nasıl açıyorsa burada da aynı bilinci açıyor. Atomun hidrojenden helyuma atom olarak şekillenmesi, çekirdekteki protonla çeperindeki elektronun oluşumu itme çekme yapıyor. Bu itme çekme bu dairesel alanı oluşturuyor. Oluşturunca kopyalamayla bütün alemi birden çokluğa getiriyor. Nasıl getiriyor? Kendi bilinci neyse. Efendim Allah kendi ben inanmıyorum. İnanmazsan inanma. Sen de her dakika olan buysa o varlıkta zaten o oluyor. Sendeki olan da o. Ben onu kabul etme. Etme. Sen nereden geldin? Nereden biliyorsun bunları? Diyelim ki yıldız tozundan gel. Evet, kuarktan geldin diyor. Hareket onu söylüyor. Hareketi baz alıyor. Niye? Çünkü ayet var. Allah her daim bir iş üzerindedir. Şimdi başka bir boyutunu söyleyeceğim. Nesneler alemine geldik, var olduk. Şimdi nesneler alemindeki şu aynılığı farklılığa getirdik mi? Bunlar çoğaldı mı? Çoğaldı. Peki, aynılıkla farklılık. Aynılık nedir? Varlık aynı demek yani ahad. Farklılığa gelmek vahidlikte başlıyor. Peki, ayanı sabite de ihtiyaç neyse, hangi esmanın kuvveti varsa onu ihtiyaç gidermek için talep ediyorsak kudretullah'tan, Allah'ın kudreti var, kuvveti var. O kuvveti biz bedava almışız. Bize meleklerini iman ettirmiş. Ta Adem'e de söylemiş. Melekleri secde ettirdim. Melekeleri kullan. Kullandırıyor mu bize? Kullandırıyor. İhtiyacımızı da gideriyor muyuz? Gideriyoruz. Peki. Ne olacak? Neyi istersek? Biri diyor ki benim latif ruhum sanat, gitar çalacak. Gitarist oluyor. Öteki diyor ki ben ticaret yapacağım. Diyor ki ben şifacı olacağım. Bak farklılıklar başladı. Neye göre? Vahidin talep ettiği özelliklerini kullanma biçimine göre. Farklılık çıktı mı? Çıktı. Varlık batından zahire çıktı. Her birimizde farklı farklı. Bak hepsi bizde var. Her birimizde var. Ama kim öncelik sonralık yapıyorsa ona göre o esma farklılık yaratıyor. Farklılıklar arasında ilişki var. Aynılıkta ilişki olur mu? Olmaz. Aynı çünkü. Alma, onda bile hareket oluyor ama yaratma farklılıkla başlıyor. Farklılıkta ilişki var. Peki, ilişkinin aynılıkta farklılık, aynılık zemininde farklı olmak benzerliktir. Tamam mı? Hepimiz insan iddiası olarak aynı mıyız? İnsan olma, evet. Ama biri Ahmet, biri Mehmet, öteki Ayşe, Fatma oluyor. Özellikleri farklılaşıyor. İlişkiler o zaman başlıyor. İlişkide ne var? İlişki ne yaratır? Çelişki. Çelişki ne yaratır? İki tane tutum yaratır. Çelişki, çatışkı veyahut da uzlaşı. İlişki, çelişki, çatışkı, uzlaşı, değişim yaratır. Değil mi? Karşılıklı ilişkilerle davranış biçimimizi değiştirebiliriz, niteliklerimizi değiştirebiliriz. Ama dönüşüm başka bir şey. Esas ilişkinin varlığı, değişimi şeyde olur, dönüşümde olur. O da şu.
Ne bela iş. Burayı açıklarsak tamam. Bak. Şurada uranyum. Elektronunu hızlandırdım. Çekirdeğine çarptırdım. Çekirdek patladı ve infilak etti. Tamam mı? Uranyum ne oldu? E eşittir yahut da denktir. M, yani bu uranyumdu. C kare. Işık hızının karesiyle elektronu çarptırdım. Salt enerji çıktı. Enerjinin olduğu yerde varlık uranyum olmaktan çıktı mı? Salt enerji oldu. Madde olmaktan çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Peki enerjinin yayılımıyla beraber uranyumda izotop kaybından dolayı neye döndü? Kripton oluyor herhalde. Kriptona döndü. Tam E noktasında uranyumluktan çıktı. Kriptona dönecek ama hala kripton değil. Salt enerji. Ne uranyum ne de kripton. Salt enerji. Salt enerjinin olduğu yerde dönüşüm başladı. Yani uranyum öyle miktarı azaldı. Yok, yani ciddi olarak seviyesi değişti. Dönüştü. Dönüşüm ancak Allah razı olsun Einstein sayesinde görüldü. Fizikte ama. Yani maddede. Tamam mı? Peki. İlişki, çelişki, çatışkı, uzlaşı, değişim, dönüşüm, yeni bir oluşum çıktı mı? Oluşum. Bunun tamamına süreç diyor. Süreci anlatabildim mi? Şimdi biz sürece göre konuşuyor muyuz? Yok. Ne konuşuyoruz? Arkadaşa bir şey söyleyeyim. Kur'an'da sonuç söylüyorsun abi. Muhammed Peygamber o sonucu söylemek için kalbi olarak öyle deneyim yaşayıp öyle bir sebep-sonuç ilişkisi yaşayarak ilişkisini, çelişkisini, uzlaşısını, çatışkısını, kuşkusunu gidermesini sürecinin sonunda söylüyor. Sen ne yapıyorsun? Hazır alıyorsun. Ne ilişkisini biliyorsun, ne çatışkısını biliyorsun. Ne değişimini, ne dönüşümünü. Dönüşüm. Nefsi dönüşmüş. Bana ne? Ne oldu? Bir sonuç söyledin. Bir de dayıyorsun onu. Bu böyle. Peki sen yaşadın mı? Yok. Sen sahtekarsın. Niye? Çünkü yaşamadığın şeyi dayatıyorsun. Peygamber öyle bir şey demiyor ki. Sonucu söylüyorsun. Çünkü insanlığın kolayına geliyor sonuca gitmek. Sonuçtan söylemek. Kantitatif, akılsal. Halbuki kalbi diyor. Sadece aklediniz demiyor. Kalpleri var ama anlamazlar diyor. Kur'an'ın ben Kur'an'ı 1973'te ilk okuduğumda 14 yaşındaydım. Açtım ilk bölüm. Kalbinizle düşününüz. Hemen kapadım. Niye? Materyalist, pozitivist eğitimin içinde olunca kalp düşünürüm. Halbuki her organın kalp, beyinde yeri var. O ayrı bir şey. Ama kalbin şu sol memenin altındaki siyah bir cevahir düşünüyorum. O da düşünmez diyorum. Kapattım. Füsus'u ilk okumaya başladığım sene 96'ydı. İlk açtığım bölüm Şuayb Peygamber, Kalbiye. Hayda buyur buradan ya. Benim hikayem öyle başlar. Kaldığın yerin hikmeti. Çünkü ben hikmet esmasına göre varlığı anlamaya çalışıyorum. Bana da Allah onu nasip etti. Şuayb Peygamberi, Yetro'yu yani, Kalbiye hikmetini anladığım gün dedim ya bu başka bir şey. Dönüşmeyi anlatıyor. Bak şimdi dönüşme neyle olur? Bakın size dinden bir gönderme yapayım. Dinin kendisinden, davranış biçiminden. Dönme ve dönüşme tövbe etme demektir. Ve tecrübe lazım. Tövbe etmiyorsun. Ben akli dönüşümü öğrendim. Palavra. Palavra. Dönme ve dönüşme tövbeyle olur. Tövbe de en büyük rahmettir.
Niye? Hatandan dönüyorsun. Neye göre? Allah'ın bir esmasına göre. Vahid esmasında Allah'ın ilahi bilinci. Bende kuvveti var, sıfatı da var, yapıyorum zaten. Ama şehveti yapıyorum, şiddeti yapıyorum. Allah'ın iffetine bağlanamıyorum, Allah'ın adaletine bağlanamıyorum. Bak, Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmak, kuvveti var. Ama kuvveti sana ne yapıyor? Arzu veriyor, arzu gücü veriyor. Şiddet yapıyorsun, şehvet yapıyorsun. Seni dengeye getirmesi lazım. O şiddeti ve şehveti yok edemezsin. Yoksa biz bu alemde var olamayız. Her şehvet ilişkisinde dünyaya insan geliyorsa onu Allah yaptırıyor. Allah kendi kulunu çoğaltıyor. Onun için yapıyorsun onu. Sen zannediyorsun ki zevke geldim ben yapıyorum. Nah sen yapıyorsun. Allah yaptırıyor sana onu. Allah kulunu çoğaltıyor. Burayı bir anlasan. Çünkü iş bitince aman sen de falan bırak gitsin. Değil mi? İşini gördürdü. Niye? Allah istedi. Bir tek o aşamada, o şehvet ilişkisinde Allah onu istetir ve yaptırır. Yaptırdıktan sonra da yapmasak da olur olur. Ama biraz sonra bir daha istetir, bir daha istetir. Her dakika yaptırtmaz ama bunun bir periyodu vardır. Çoğaltması lazım. Mecburen çoğaltacak. Tabiatında var. O şeyi, tohumu atmış. Sen o tohumu yok edin. Edemezsin. Papazlar yapmaya kalkıyor. Olmaz. O zaman alemde insan olmaz. İşin tabiatına da. Uzadı bu konu. Ben kapatıyorum. Şimdi efendim, İlişki, çelişki, çatışkı, uzlaşı, değişim, dönüşüm, oluşum, süreç dedik mi? Peki bitti mi? Yeni bir süreç başlıyor. Niye? O oluşumun içinden tekrar ilişki, çelişki, çatışkı, her süreç bitiyor, başka bir süreç başlıyor. Her sürece yol diyor. Her yolda bir dindir. Din yol demek. Allah'ın dini açılıyor. İlk dönem paganlıkla başlıyor. Sonra tenzihte bir din. Sonra teşbihte bir din. Sonra bunları yok sayma. Hepsini tevhide getir. Şuurlandır. Bunlara anlam ve denge ver. Bilince taşı diyor. Ona da İslam diyor. Buna teslim ol diyor. Peki bunun tamamına, süreçlerin sürecine ne diyor? Burası çok hoş bir yer. Süreçlerin sürecine der diyor, der. Der süreç değil, süreçlerin süreci. Der Allah'tır, dehre küfretmeyiniz dedi, üstünü örtmeyin. Bunu açıklayın, bu ilişkiyi, çelişkiyi, kuşkuyu aşın. Din bu ya, din bu. Din bunu anlatıyor, Allah'ı bilmek. Niye? Diyor ki gizli bir hazineydim. Muhabbet ile bilinmeklik istedim. Bak, bilinmeklik ne? İlim, alim, malum. Sevgi, seven, sevilen. Neyse. Bak, hububiyetle, alimle hububiyeti ne yaptı? Fıtratına koydu. Niye? Sevgiyi niye fıtratına koydu? Efendim, bilmek için de şöyle, varlık hüden çıktı, ahad, vahid, Rab, Allah, Rab, kul, kula geldi. Kul kimin? Kul kimin? Kimden geldi? Allah'tan geldi. Kulun Allah'a olan özlemi Allah'ın aşkıdır. Allah İnsana aşıktır. Aşık olan Allah'tır. Kulunu kaldırıp atmıyor ki. Kendini kendinden bilmek aşk ile olur. Sen orada şey oluyorsun, ne denir, halvete giriyorsun hatunla, erkekle. Oradaki o ilişkide kim var? Yaratma edimi kimin?
o kudreti, o isteği yaratan varlığın kendisi aşktadır. Onun için Muhittin Arabi'nin çok güzel şiir şiiri vardır. Ne diyor? Ceylanların otlakları paganlıkla başlıyor. Doğanın ruhundan başlıyor. Tevrat'ın levhaları efendim başka papazların manastırı, hacıların Kâbesi. Sayıyor sayıyor. Hepsini geçiyor. Benim dinim aşk dini. Ne olduk? Baba ne oldu yani? Sen nereden nereye geldin? Başında aşk, sonunda aşk. Onun için şimdi konuya dönüyoruz. Tek kişilik ümmet kimdi? İbrahim Peygamber. Ayet var bununla ilgili. Şimdi ayet isimlerini sayacak. Bulurum, söylerim. Dur söyleyeyim ya. Eksik kalmasın. Çalıştık. Nahl Suresi 120. İbrahim gerçekten Hakk'a yönelen, Allah'a itaat eden bir önder idi. Önder dediği imam. Yani millet. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şimdi bu ferdiyeti anlamak için İbrahim'de bu konuya değinmek lazım. Çünkü burada önder dediği, imam dediği, ümmi aynı köktür. Millet de diyor. Mille kelam demek. Millet, milletlerin nesi yapacağım? Önderi yapacağım. Yani milletleri senden var edeceğim diyor. Kelamdan yani. 12 tane ümmeti yahut da kavimi bir kelam etrafında, Allah kelamı etrafında sohbetle ne yapıyor? Örgütlüyor. İbrahim kendine ait olan sıfatları, yani beşeri sıfatlarını Allah'ın sıfatlarına bağlayarak, Allah'ın sıfatları üzerinden zati sıfatlarını sıfatlandırıyor. Yani şey gibi, şiddetini mesela adalet ilkesine bağlayarak Hazreti Ali gibi, şiddetini adalet için kullandığında, öfkesi adalet için kullanıldığında buna kahramanlık, şecaat diyor. Efendim, şehvetini de merhametine bağladığında buna da iffet diyor. Yani anlatabildim mi? Allah'ın esmaları beşeriyetin sahip olduğu kuvvetlerin beşeri esmalarını Allah'ın ilkelerine bağlarsan, bu akli, akılsaldır. O zaman Allah'a göre kendini var ediyorsun. Surete bürünüyorsun. Allah suretinden yarattı dediğimiz budur. Yoksa böyle görüntü değil. Bu ne ki? Bu et parçası. İnsanlık bunu da bitirecek. Nur beden bile yapacak. Onu bile yaratacak. Çünkü aslın nur. Önemli olan buradaki ben bilinci. Ben bilinci dediği Allah'ın bilinci. İlahi esmalı. Sonsuz açılımı var. O zaman ne olacak? O ben bilincinin kullandığı monitör etten de olur. Efendim, nurdan da olur. Zaten ölünce peygamberlerin işi bu, garanti veriyorlar. Allah'a geri döneceksin diyor ya, Allah ölümsüz. Sende de ben bilinci, Allah'ın bir tohumuysa, ruhuysa, o da ölümsüz. Garanti veriyorum diyor, ölüm yok diyor. Filozoflarla peygamberler arasındaki temel fark budur. Peygamberler ölümün olmadığının habercisidir. Bütün anlatımlar ölüm yok üzerinedir. Ama bizim bedenimizin ölümü bizim öldüğümüzü zannettiriyor. Halbuki ruhumuz ölümsüz. Ben bilinci, ben bilinci ne demekse hüden geliyor bu. Bunu daha önce anlattık. Burada herkes ben bilincini şuurlandırmak üzere bütün bu çalışmaları, bu esmalara göre kendini şuurlandırmaları yapıyor. Tamam. Bu da bir ekstra bir söylem olsun. Şimdi şeye geliyoruz. Ferdiyete geliyoruz. Efendim, ne oldu? Sürecin
yeni oluşumlarından, yeni yollarından bahsettik. Vahitliği tekrar yaratılışı görmemiz için şunu yapmamız lazım. İbrahim'e döndük. İbrahim ne dedi? Önder. Tek kişilik ümmet. Zatında bütün sıfatlarını cem etmiş. Bu sıfatlara göre var. Tamam mı? Var. Ama ona Halilullah demiş. Arkadaş yani. Niye? Çünkü sıfatlarından bir sıfatı veya birkaç sıfatı neyse ona rağmen yani bir Allah bir de Halilullah var arkadaşı. Böyle bir şey değil. Peygamber öyle demiyor. Habibullah. Yani zati sıfatlarının tamamı Allah'ın sıfatları içinde erimiş. Sevgili olmuş. O yüzden İbrahim'in kulluğu daha bitmemiş, devam ediyor. Niye? Allah'ın bir esması onda olduğu için kulluğu var. Yani onun sıfatıyla sıfatlanmamış. Biz onun için secdedeyiz. Niye? Çünkü Allah'ın sıfatlarıyla tam sıfatlanmadığımız için kulluğumuzu terk edelim. Tamamı o olduğunda o zaman senden yapan o, bakan o, eden o. Hatta seninle sabır gösteren bile o. Kur'an'da ayet var. Hazreti Peygamber'e Allah'ın sabrına sığın dediği. Sabır Allah sabrının içinde var olmak demek. Habibullah. Buralar biraz şey, üstü kapalı konular ama üzerine tefekkür edin. Şimdi gelelim şeye. Ümmetin yani varlığın bütün özellikleri kendinde tamam etmesi, bütün seviyeleri, mertebeleri kendinde inşa etmesine ferdiyet diyor. Ferdiyet, vahidin ne özelliği vardı? Bütün o isimlerin üç boyutu da var. Bütün. Yapabiliyor. Peki. Şimdi ferdiyetteki konuyu şöyle görelim. Biraz oturabilir miyim? Yoruldunuz mu? Peki. Şimdi Allah karşısında Adem'in vaziyeti nedir? Allah faildir, yani aktiftir. Ama Allah'ın o bütün özelliklerini ve niteliklerini Adem'e talim ettirince ne oldu? Adem onu o özelliklerine talim edince Allah'ın o esmaları onda dirildi. Var oldu mu? Oldu. O zaman Adem Allah karşısında neydi? Pasif. Tamam mı? Peki karısı Havva. Yani Havva, biz öyle diyoruz. Kur'an'da Havva ismini kullanmıyor. Peki zevcesi diyelim. Kur'an'da ayette öyle. Çünkü şöyle diyor. Onu da okuyayım. Nisa 1. Ey insanlar. Ey insanlar deyince yani beşer meşer demiyor. Yani insanları kastediyor. Ne demekse. Sizi bir tek nefsten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sığının. Şimdi bir tek nefsten yaratan ne? Aktif olan, yani eril. Erkek dediği burada erilliği kastediyor. Peki bu nefsten kimi yarattı? Adem'i yarattı. Adem'den de zevcesini yarattı. Sonra her ikisinden de erkekleri ve kadınları yarattı. Adem karşısında zevcesi pasif, Adem aktif. Ama Havva yahut da zevcesi
çocukları karşısında aktif, onlar pasif. Burada şunu görüyoruz, bu öyle bir diyalektik ki üst mertebede aktif olan, alt mertebede pasif. Ama bir alttaki başkasının üstünde aktif, onun altındakiler pasif. Sürekli erillik, dişillik, karşılıklılık. Yani Muhittin Arabi'nin anlatımında tek yönlü bir anlatım yoktur. Yani hüden kula kadar gelir, kuldan da talebene ve cedene, talep et vereyim diyor. Bak, şimdi ne demek şu, bunu açıklayacağız bu. Aktiflik, pasiflik konusu önemli bir konu. Burayı, çünkü fail olan menfail olacak. Yani kabul edecek. Karşılığı olacak. Bu ne demek? Şu demek. Allah'ın bir özelliğini söyleyelim. Zatı, iradesi ve emri. Üçlemedir. Emre, şurayı sil abi, yaz. Zat, irade, emir. Allah'ın var etme ile ilgili ne? Zati varlığı. Ama buradaki zati varlığı, vahitteki zati varlık. Buradan yaratıyor. Çünkü ilahi bilincindekine ne yapıyor? Seçiyor, iradesini koyuyor, ol diye emir veriyor. Değil mi? Ama buradaki iradenin karşılığında o ne olması lazım? Zat, irade, emir ya. Orada işitme, orada tam iradenin karşısında işitme. Orada da emirde de kelam. Allah'ın zatında semî var mı? Var. Kelam var mı? Var. Peki. Muhatabı olan, dur kaçma bir dakika ya, öyle seni bulmuşum, yoruldum biraz dinin. Bunun tam karşılığında şeylik, mahiyet, dur karşısına. Tamam, oraya. Şimdi bu Allah'a söylüyoruz, bir de kulu var. Bu zat, yani ben bilinci, bakın. Öyle zat mat falan demiyorum. Ben bilinci. Çünkü Allah ben diyor ya, sonra biz diyor, çoğaltırken. Ben bilinci, o çoğalacak. Ben bilinci şeyde var mı, kulda var mı? Var. Peki, irade, işitme, semî, o da var mı? Karşı. Yani mütek olacak. Yoksa havada kalır. Zatı yok, anlamıyor. İşitme yok, işitmiyor. Ondan sonra emri ol dedim oldu, yahut da şu emri verdim, onu ne işitiyor ne yapıyor. Mütekabil olacak. Yani aktif olanın pasif olanı kabul görecek. Karşılıklılık ilkesi. Şimdi buna bizim İslam dünyası çok şey talimci değil, belli okullar dışında. Halk bunlarla eğitilmediği için tek taraflı bir tanrı emri duyuyor, karşılığını kendinde görmüyor. Ama sezgisiyle görmüyor demeyeyim, görüyor. Şimdi efendim, ben bilinci, semi ve emir. Şimdi emri verdi mi? Verdi. Emri duydu mu? Duydu. Yaptı mı? Yapar, yapmaz. Yaptı. Tamam mı? Şimdi teşekkür ederim. Şimdilik... Arabi diyor ki, bir şeyin olması için karşılıklılık ilkesi var ya, tamam var. Ama emri duyan, emri veren Allah'tır. Duyup da yapan kuldur. Zaten kul yapmak içindir. Allah bütün işini kulları vasıtasıyla yapıyor. Niye? Şimdi şöyle düşün. Bir tane köle, bir tane de efendi düşünelim. En uç noktayı düşünüyoruz. Efendi dedi ki, kalk.
Emri verdi. Yapan kim? Köle. Yapmazsan olur. Havada kalır. Kalk dedi, karşılığı yok. Kalktı, fiili kim yaptı? Köle yaptı. Kul da böyle. Hani kul köle diyoruz ya, benzetme. Modern insanın gücüne gidiyor. Ben köle miyim falan. E tabi sabahtan akşama kadar ben tıp fakültesinde okuyan arkadaşlarım vardı evde. Sabahlara kadar anatomi atlası, kaslar, bilmem neler, ne ezber, hala okurlar, ihtisas falan. Resmen köleler. Neyin kölesi? Şifa esmasının, Şafi'nin kölesi. Olmasın doktorluk yapamaz. Gece gündüz çalışıyor mühendisler. Şimdi bizim Aziz Sancar mıydı beyefendi ödül alan? Günde kaç saat çalışıyormuş? Hayatını okudunuz. Köle gibi ya. Ben zevk aldığım şeyin kölesi olurum ya. Füsusun kölesi oldum çalışa çalışa. Niye? Gönüllü ya. Gönüllü. İrademi zorla bir şeye almadılar. Gönüllü köle oldum. E bu saatte ne işimiz var? Niye konuşuyoruz? Para mı kazan? Yo haşa. Hediye bile kabul etmeyiz. Allah'a hizmet böyle bir şey. Çünkü kula hizmet. Ne oldu? Orada Allah bilinci uyansın. Oh Allah dostları ne güzel. Dostluğumuzun şeyi arttı. Anlayanı arttı. Anlaşıldığında zevk alıyorsun. Anlamayandan zevk alamazsın ki. Bilen, bilinen, davranışı güzel olan. Güzellik ilkesi. Ahenk. Aman yarabbim. Tadından yenmez. Yani bu işler böyledir. Neyse uzatmayalım. Aktiflik, pasifliği anladık mı? Karşılıklılık ilkesi. Allah'ın emrini işitecek ve o emre uygun halde davranacak. Tamam mı? Buna zevce diyor. Zevce bu. Yani alıyor. Affedersin, spermatüsü nasıl alıyorsa alıyor, buradan doğurtuyor. Bak, doğaya buradan doğuyoruz, kültüre buradan doğuyoruz, varlığa buradan doğuyoruz. Mağarada Muhammed Peygamber kendinden doğdu. Kendi dediği Allah'tan doğdu. Başka bir yerden doğmadı ki. İlahi isimler, ilahi bilinç ve ona göre var oldu. Yoksa Arap'ın kültürüne Şimdi Arap'ın kültürüyle kimseyi küçümseme için değil. Bütün kültürler adına Arap'ın kültürü diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Orada da çok güzel bir kültür var tabii ki. Yok sayamayız. Ancak bu yaratılış hilkatı şeyi anladık mı? Vahidlikteki ferdiyeti oraya biraz daha değineyim şöyle. Efendim her varlık vahidse vahidin özelliğine vurgusunu yapıyorum. Vahidde Allah'ın bütün esmaları var. Yapma edimi efendim başka ne var? Bilgisi, yapma özelliği, öznesi, her esmanın üçlüsü var. Seven, sevilen, sevgi. Bilen, bilinen, bilen, bilgi. Değil mi? Her esmanın. Bunu kendinde, dışarıda var ettiğinde bu vahide fert diyor. Fert böyle bir şey. Fert neymiş efendim? Batından zahire çıkaran, başkalaşarak ötekiyle aynılığında farklılığını yaratan, ona hizmet veren. Özgür varlık. Özgür varlık. Niye? Kendinde kendin ne varsa o esmayı, Allah'ın bütün esmalarını ihtiyacına göre, hizmete göre kendinde tecelli ettiren, doğurtan varla zorunlu olarak her varlık bunu yapma imkanına sahip. Bunu idrak ederse zevk ile yapar. Etmezse azap. Yani ne yapar?
çekişmeyle, iddiayla, inatla oraya götürür. Tabiatında var, hilkatında var. Ne var? Bu yetileri vermiş mi vermiş? E yap, yapmam abi. Ya birisine getirir seni. Şöyle bir örnek vereyim ya, çok hoşuma gider ha. Şimdi bir gün böyle tarih çalışıyordum zevkime okurken. Büyük İskender diye bir adam, biraz da Zülkarneyn falan filan. Düşünüyorum. Abi adam 33 yaşına kadar dünyayı pamuk alıcı gibi attırmış. Gitmiş şeye, Hint'e kadar. İran, Miran, Makedonya'dan. Zaten iki tane Makedon'dan adam çıkıyor. Çok acayip. Biliyorsunuz değil mi ikinci Makedon'un kim olduğunu? Kim? Tabii. Biri Büyük İskender, biri de bizim topraklardan çıkıp Allah'ın bütün esmalarını kurumsal hale getiriyor. Bak Allah öznel değildir. Nesnel de olacaktır. Öznelle nesnel, yani Rahman ve Rahim, Allah damgasını vuracaktır. Yani devletin bütün bölümlerine bakın, ilahi isimlerin bölümleridir. Sağlık Bakanlığı, şifa, marif, eğitim. Hangi bütün devletin kurumlarının kamil ve yetkin irfaniyet ile gerçekleşmesi, işte Allah'ın kulu o demek. Efendim namaz kılmıyordu. Sana ne? Namazını bunları kurarak yaptı. Ne yapsın? Muhammedi şuurun, ferdiyetinin kamili ve gerçekleşmesi bu devirde, ferdiyet hikmetinin gerçekleşmesi Mustafa Kemal'le olmuştur. İddiası yok, açın bakın. Bu kadar iddiası yok. Açın bakın, delili ortada. Hangi esmasını gerçekleştirmemiş? Hangisini? Tek şey şu, alışılmış dönemin diliyle ifade etme. Zaten öyle. Zaten öyle. Öyle olması lazım. Hazreti Peygamber öyle mi yaptı? Şimdi size ferdiyetin ne demek olduğunu kadın konusunda Muhammed Peygamber'in müennes ve müzekker kavramlarını bir açayım buradan. Bir Arap kültürüyle Muhammed Peygamber'in ne yaptığına bir bakın. Bu işler böyle. Bu işler de devrimci olmak lazım. Öyle ferdiyet öyle kolay, hazır cepte bir şey değil. Mücadele ister. Hazreti Peygamber de onu söylüyor. Şimdi biraz şey oldu, celalli oldu ama geçelim. Neyse. Şimdi dişillik ilkesi. Gel Emre, sil abi yaz. Güzel koku. Tibe. Tibe Tayyip demek, tertemiz. İsmi böyle. Yok, kimseyi küçümsemiyoruz. Herkes ismine layık olursa mis gibi. Güzel koku. Herkes o güzel kokuyu almalı. Almıyorsa Tibe, erildir bu, müzekker. Yaz. Arapça, kusura bakmayın. Arapçasını kullanacağım ki Rabbin dili olduğu için, yani burada onun için kullanıyorum. Tibe, tıyp diye yazılıyor. Tıyp, tıyp. Güzel koku. Şimdi sıkı durun, bak burada neler yapıyor Hazreti Peygamber Muhittin Arabi'ye göre. Kur'an'a göre anlatıyor ha, öyle havada cıvada falan değil. Tıyp, güzel koku, eril, müzekker. Türkçesini de söylüyorum ki anlaşılsın. Tek taraflı anlatımlar hoş olmuyor, uyandırmıyor. Eril, müzekker, zeker, zekeriya, eril, ereksiyon demek. Hatırlama, zikir. Tamam mı? Güzel koku neyi hatırlatıyorsa. Salas, salas. Müennes, dişil. Niye? Erili de var, onu söylememiş peygamber. Burası çok önemli. Salas. Yani gözümün nuru namaz var ya, salas. Dişil. Sonra kadın üçüncüsü.
Bu da müennes, dişil. Tamam mı? Şimdi salasın müzekker olanını da yaz. Salase Arapçası. Salase olursa müzekker, eril. Çünkü peygamber diyor ki Muhittin Arabi, sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Evet, tip, güzel koku, müzekker, tamam. Efendim, gözümün nuru namaz, salas diyor, salase demiyor diyor. Bu çok önemli. Bilmiyor muydu? Biliyor ama salası kullanıyor. Oturabilirsin. Teşekkür ederim Emre'cim. Üçüncüsü kadın. O da müennes. Tamam mı? Peki. Şimdi Arap dil kuralına göre bir üçleme varsa, içinde bir müzekker varsa, Arap kültürü tamamını müzekker olarak kabul ediyor ve bütün ifadesini bunun üzerine koyuyor. Özellikle bir müzekker olmasına rağmen erilliğin iki tarafını hem zati hem de nitelik kadın olarak müennese bağlıyor. Erili nasıl, bakın şimdi eril koku olanı var ya, hani biraz önce anlattık ya, mertebe olarak üstte erilse, altta dişilse, müzekker, müennes, ama o müennes olan bir altta müzekker oluyor. Her şeyi müennese bağlıyor. Çünkü Allah'ın salasını, yani Allah'ın zati varlığı namaz. Çünkü gerçekte, hakikatte namazı kılan Allah, salas. Çünkü ne diyor? Peygamber Allah ve meleklere namaz kıldı. Allah ve melekleri de peygambere salas etti. Niye namaz kıldı diye çevirmiyorsun? Salas diyor. Şimdi buradaki müzekker ve müennes kavramı üzerinden biraz ilerleyelim. Efendim bu üçleme var ya, üç sayısı. Sıkı durun. Sayılan üç nesneden güzel koku anlamındaki tıp kelimesinin müzekker eril olmasına rağmen salat şeklinde müennes biçimde edilmiş olmasına dikkati çekti dedik zaten. Bunu da anlattık. Evet. Burada mesela burada üç sayısı için dişil olan testilis salas var ya. Abi onu da dişil kullanıyor. Üçlemeyi de. Bak. Üçlemeyi yaptı ya. Üçlemenin kendisi de dişil diyor. Şimdi Muhittin Arabi var ya, Arapça dilin üzerindeki en fazla yorum yapan, didik didik eden ve varlığı, bak varlığı, düşünce, ayağını sabite, kelam, yazı, dil üzerinde her, yani varlığı bu varoluşun bütün boyutlarında açıp epistemolojisini yapan zat. Şeyi yok. Ne denir ona? Yani bir Arapça terminolojiyi aldığında öyle bir açıyor ki onun dil olarak yapısı. Burada bir, şimdi bu konuya devam edeceğim. Size şeyi söyleyeyim. Arapça dilinin nesi var? Emre gel bir yazsana şuraya. Sessiz harflerden oluşur. Niyete bağlı olarak yanına sesli harfleri alır. Yani niyet dili ne demek? Niyet çok önemli. Niyete göre o şekil alıyorsa, rehme kökü mesela, rehme. Rahman mı? Rahim mi? Şimdi orası da var da, Rahman mı, Rahim mi? Hatta permütasyonu var. Rahman, Rahim, Hiram, Mahrem, İhram. Hep bu kalem, bütün o
Harfler niyete göre permütasyonu var. Niyete bağlı. Mesela Latince öyle değil. Ammoni, İbrani, Arabi, Sami dilleri niyet dilleridir. İngilizcenin temeli daha ziyade şey olduğu için Latince, onlar korekt dillerdir. Yani direkt neyi söyleyecekse onu söyler, niyeti içinde barındırmaz. Ve bu dillerin en temel özelliği her harf üçlü bir harf sisteminden oluşur. Mesela dal de Adem'in Adem'e. Dalın kendisi, D'nin kendisi bile orada Arapçasında dal, elif, lam diye açılır. Yani öyle bir açılımı var ki Allah'a kadar giden özelliği var. Bunu kim yapmıştır? Vahiy dili olarak kullanıldığından gelişmiştir. Ruhsaldır. Yayılır, açılır. Peki, teşekkür ederim. Üçleme dilin harfinde dahi var. Bunlar harf temellidir. Mesela Türkçe hecedir. Korek diller kelimedir. Hatta cümledir. Şimdi harfin üçlemesi salas, müennes diyor. Yani varlığın kendini ifade ettiği dil ve yazı üçleme teslis müennestir diyor. Şimdi ben Arapça bilmem. Ben Muhittin Arabi'yi aktarıyorum. Şimdi burası çok çarpıcı. Çünkü ferdiyeti anlatmayı bunun üzerinden yaptığı için devam ediyor. Diyor ki salas kelimesini kullanmış. Evet, tamam. Yaratmayı, ha. Dişillik ilkesini hakim olduğunu söylüyor. Tamam. Zaten kadın tenisi hakikat, diğeri de tenisi zat. Yani salasla müennes olan kadının arasındaki tip, yani müzekker olan güzel koku, bu iki dişil kavramın arasında ne oluyor? Anlam buluyor, onu da dişilleştiriyor. Nasıl yapıyor? Devam ediyor. Bütün varlığın orijinal temeli olan zat müennes bir isimdir. Zat. Yeluha. Allah kavramı bile dişildir. Bütün varlıkların suretlerinin aracısız ontolojik temeli olan ilahi sıfatlar da müennestir. Zatı müennes, ilahi sıfatları müennes bir kelimedir. Allah'ın yaratıcı kudreti de bir müennestir. Şu halde yaratılma sürecine hangi veçesinden yaklaşılırsa yaklaşılsın, hep müennes bir isimle karşılaşılmaktadır. Evet. Kaşani biraz daha ileri gidiyor devamında. Bir şeyin nihai temeli, menşei, ana. Ana ne demek? Üm. Ümmet de buradan türüyor ya. Üm, anne demek, ana. Menşeine, ana temeline üm denir. Çünkü ana bütün dalların kendisinden çıktığı bir ağacın gövdesidir. O da müennes. Allah'ın, ey insanlar, sizi bir tek nefsten yaratan ve ondan da zevcesini yaratan ve ikisinden de pek çok kadın ve erkekleri üreten Rabbinizden sakının. Biraz önce okumuştum. Evet, konuyu böyle tasvir ediyor. Adem'in zevcesi dişil bir zevcenin yaratılmış olması nereden yaratılmıştı? Nefsten. Nefsin kendisi de dişil. Ana,
kadınların, ya pardon, dişillerin arasında kaldık. Nefs de dişil bir kelimedir. Aynı şekilde artık üzerinde hiçbir şeyin bulunmadığı, menşeilerin menşei, hakikat kelimesi, o da dişildir. Arapça bilenlere duyurulur, çalışsınlar. Sonra bizi de aydınlatsınlar. Kudreti dişil, hakikati dişil, ümmüsü dişil, zatı dişil. Rahmet zaten oradan çıkıyor. Allah baştan aşağı rahmet olduğu için menşei. Evet, hakikat kelimesi de ilahi cevheri ifade eden ayn ve zat kelimeleri de dişil. Ayn, göz, çıkma, doğurtuyor, dişil. Şu halde peygamberin kadını erkeğe üstün göstermesi, yani bu kadınlık erkeklik üstünlüğü gibi değil, alıcılık vericilik, mütekabillik ilişkisi. Yani şu var, Allah emrediyor, karşısındaki dişil de yapıyor. Yapmazsa o erillik yok ki. Emrini verdi, dişil yaptı. Yapmazsa o erilin emri yerine gelmez. Ondan türecek, ondan Allah'ın delili olacak, medlulu olacak. Yani Allah'ın delili burada kim ferdiyette? Hazreti Peygamber, Rabbinin delili. Neyle? Onun o sıfatlarını ondan doğurtarak. Neye göre doğurdu? Vahid esmasının ferdiyetine göre. Evet, hakikat pasifliği ne oldu? Bu sefer anaydı. Hakikat kendini pasif bir nesne suretinde, zatında hem fail hem de infial birlikte bulundurmaktadır. Hakikatin gerçek tabiatı bir yandan tecelliler aracılığıyla bütün belirlenimleri ve de her türlü belirlenimlerin üstünde erişilmez olarak kalmaktadır. Şimdi arkadaşlar, bir konu var. Buraya biraz açıklık getirmek için. Tabiatta biz neyi göstermeye çalıştık? Her şeyin hareket halinde olduğunu gösterdik, değil mi? Bu konuyu açmazsam anlattığım şey havada kalır. Enerji düzeyinde sürekli hareket varsa ve de bir belirlenime geliyorsa bu hareket, bu hareketin kendisi akıl oluyor, hafıza oluyor, hayal oluyor, keşif oluyor, sezgi oluyor, rüya oluyor, maddenin kendisi oluyor, duyulara gelince duyular verisiyle akılda zihin oluyor falan falan falan. Peki, bunlar belirlenimler. Bu belirlenimlerin içinde bu hareket devam ediyor mu? Ediyor. Ama belirlenimde duruyoruz. Belirlenimleri aldığımızda hareket devam ederken belirlenimin sana verdiği bilginin algı ve idrakı sende bir inanca oluşturuyor. Sen de o inancaya takılıp kalıyorsun. O da diyor ki la ilahe yap. Takılma. Nereye takılacağım? İllallah'a takıl. İllallah'ta ne var? Allah. Allah nerede? İlahi isimlerde. İlahi isimler nerede? Kuvvetleri doğada ve bende, yani insanda. Peki. Bunları Allah'ın ilahi isimlerine göre bu kuvvetleri kullan. O zaman tevhide, dengeye gelirsin. Armonize olursun, dengede. Zaten o mişkan kendisi mesken, sakin, sükunette. Ama sende o esmalar çatışmada. Sana da diyor ki sende de denge, itidal olsun, toplumda da olsun, doğada da olsun. Bunu yapan insanın tevhid anlayışıdır. Neye göre? Allah'ın o özelliğine göre o esmaları dengede tutarsan huzur bulursun. Huzur aleyhisselam hoş geldi. Huzur bulursun. Peki yapmazsan ne olur?
kavga. Hani dedik ya ilişki, çelişki, çatışki, uzlaşı. Tamamen hayatın kendisini bu çerçevede anlatıyor. Şimdi hareket. Fizin kendisi harekette mi? Atomu bile parçaladı. Atom bile sabite değil. Onun kuantumunu anlatmaya çalıştık. Hareketin kendisi. Peki, düşünceyle, hakikatle, fizik, fizikteki temel yapı ne, dayanak ne, hareket. Sürekli hareket halindesin. Peki nerede duracağım, nasıl belirlenime getireceğim? Problem burada. Şimdi sıkı durun. Burada İslam ona da işaret ediyor. Öyle felsefe çalıştım ama İslam'da hepsi var. Hazreti Peygamber'de. Evet, sıkı durun. Hazreti Peygamber'de bu ilahi isimleri dengede açıklayıp gösteren, tevhide getiren melek hangisi? Allah'ın bir meleği, Allah'ın hangi meleği onu söyleyin. Cebrail. Cebrail nedir? Hazreti Peygamber'de karşılığını soruyorum. Faal akıl, faal. Bak, bu akıl deyip geçersek o zaman yanlış yere düşeriz. Kur'an-ı Kerim'in teklif ettiği akıl, faal akıldır. Akletmiyor musunuz dediği faal, işlek akıl. Hareketin kendisi. Peki, hareketin kendisi içindeki faal akıl, Cebrail, cebretme, yani yasasına, tabiatına, aynı sabitesine göre var eden varlığın aklı olduğu için ne yapıyor? Yasasına uygun bir ilkeyle bağlı olan akıl. Yani Allah'ın esmalarına bağlı. Onlar birer bizde ilkedir. Değil mi? Adalet ilkesi, merhamet ilkesi, vefa ilkesi, sadakat ilkesi. Konuşmanın başında ne demiştim? Muhittin Arabi demek tecelli, yansıma, açılma ve ortaya çıkan ilahi isimler, ayanı sabitelere göre mertebe mertebe düşünme. Şimdi hareketi düşünüyorum. Enerjinin seviyelerine göre varlık kendini açtı. Sonra bu varlığın bilinci, şuuru benim nefsimde yansıdı, işlem yaptım. Faal akla geldi. Faal akıl, edimsel akıl. Bu nedir? İlkelere göre olan akıl. Hareket var. Hareketin içinden yasası çıkıyor. O yasaya tabi olan ilkesel akla göre, yani bu ilkelerle bu budur, bu ilkelerle bu budur. Hareket devam ediyor ama hareketi ilkeye bağladığında o zaman taayyünler, belirlenimler. Çünkü Muhittin Arabi'de tecelliyatın taayyünleri var, belirlenimleri var. Nasıl var? Biraz önce fizikte ne yaptık? Bütün taayyünleri beş hazret olarak daha önce de sıraladık, anlattık. Taayyün. Nefste de taayyün var. İnsan belirlenimdeki varlık. Ama Allah belirlenimlere de aşkın bir mutlak varlık. Şimdi bunu tevhid etmek lazım. Hareketteki ortaya çıkan ayanı sabitelerin ilkesi, yani bir esmadan bir esmaya, bir esmadan bir esmaya sürekli hareket varsa ve ihtiyacımıza göre de biz bunları talep ediyorsak, o esmaların ilkesi varsa, o zaman şunu diyeceğiz. Bu ilkeyle böyle oluyorum, bu ilkeyle böyle oldum. Muhittin Arabi buna özetle diyor ki, bütün inançlar, çünkü her belirlenim bir inançtır, her belirlenim bir itikattir. Bütün inançlar, bütün itikatler benimdir. Zaten belirlenimdeyim. Hareketin içindeyim. Tamam. Hepsi benimdir. Hiçbirini yok saymam. Seviyeler, mertebeler itibariyle eyvallah. Ama hiçbirine takılıp kalmam. İşin özeti budur. Ferdiyet böyle bir şey. Yani ferdiyet şu demek. Yani ben şu inançta kalacağım, bu ideolojide kalacağım, şu görüşte. Tamam, ilkesine göre kal. Ama
Orada kalırsan, ısrar edersen, ötekileri yok sayarsan, onların kuvveti seninkinden büyük olursa seni çarpar, ezer, dümdüz eder. Ne yapacaksın? O zaman dengeyi kuracak uzlaşılar, çelişkiler, çatışkılar. Çünkü burası kevni fesat alanı. Niye? Şimdi şöyle düşün. Bana hayırlı olan bir iş senin için hayırsız olabilir. Senin yaptığın işte ben aynı işi yapıyorsam, senin müşterini alıyorsam bana hayır oldu, sana fesat oldu. Mecburen böyle. O zaman Allah'ın rakip esması ortaya çıkıyor. Ben o zaman üstadıma sordum. Dedim ki, abi ne olacak ya, böyle dünya mı var dedim yani. O onu yiyor, bu bunu. Dedi, evladım unutma, Allah'ın rakip esması var. Allah'ın rakip esması ne demek biliyor musun? Yani yok sayamazsın. Çünkü farklı esmalar arasında, hatta aynı esmanın seviyelerinin farklılığından dolayı Allah rekabete açar. Niye? Kemalata gidesin diye. Ferdiyet böyle bir şey. Kemalata gitmedir. Kamil olmadır. Tekamül etmedir. Tekamül bizim için. Dinde bile tekamül vardır. Ferdiyet bu dönemde birey olmadır. Allah'ın bütün esmalarının kabiliyeti, kuvveti var. Yaratılışta da var vahid olarak. Bu vahidlik esması bütün yaratılış sürecinde, bütün varlığında, çünkü Allah'a ait bir özellik, sana da ait. Niye? Seni halife kılmış, sana bunu vermiş. Vermiş, yap diyor. Halifeye diyor, hesap sorulur. Niye? Verdik, emaneti kullanıp yaptın mı? Kemalata geldin mi? Vahidlik esmasının hatta üçlü boyutunu verdik. Yaratmayı da verdik, tekmini de, işitmeyi de, iradeyi de, kudreti de. İrade ne demek biliyor musun? Seçme. Bildin ve seçtin. Seçebilirsin. Yani müritsin. Allah'ın esması bunu sana kendindeki fıtratındaki varlığı sana vermiş. Yap diyor. Efendim bende kudret yok. Niye? Vermiş. Cüz'i, o külliysen cüz'isin. Sana vermiş, yap diyor. Yok ben yapmayayım, sen yap diyorsun. Yok ya, Allah senin kulun mu? Herkes bu alemde Allah'a kulluk yaptırmaya kalkıyor. İyi hoş, Allah habire çalışıyor, rahmet veriyor. Sen ne yapıyorsun? Karşılıklılık dedik ya, alıcılık, vericilik. Alıyor musun? Almıyorsun. Kabil, yani kabiliyetin alacak, yapacaksın. Yaptığın zaman o esma sende var olacak. Yapmazsan yok. Yani ilim, Allah'ın ilmi. Vermiş mi sana yetenek olarak? Kuvvetlerini vermiş mi? Vermiş. E yapmıyorsun. İlim yoksa yoktur. Yoksa yok. Ama Allah'ta var, sende yok. Sen izafisin. Mutlakta var. Sende yok. Sen ne yapacaksın? İlmin kulu olacaksın ki o kulluk sende bereket olacak. Sende var olacak. Yaparsan var, yapmazsan yok. Özeti bu. Ferdiyetin esprisi Allah'ta batında olanın zahirde insanda gerçekleşmesi. Peki, ben kendi başıma yaptım. Kim? Hazreti Peygamber yaptı. Tamam. Ne zaman? 7. yüzyılda. Örnek. Yaptı, gördük. Kur'an'a da koydu. Yapılan şeyleri koydu. Seyri sülukunda ne varsa koydu. Bütün esmaların bilincinde, idrakında ve eyleminde ve deneyimlenmesinde kalbi ve akli ne varsa gösterdi. Ve nasıl yapılacağını da marifet olarak gösterdi. Onların her birinin nasıl yapıldığının da ustaca diğer peygamberlerde açılımını gösterdi. Yani mevcut olarak gösterdi. Bunları şuurlandırdı mı? Şuurlandırdı. Kendisi yaptı mı? Yaptı. Önder yaptı. Bize de diyor ki, ya ben yaptıysam diyor, bu bendeyse bu Allah'tandır. Bende değil diyor. Herkesle.
Herkesten ne demek biliyor musun? Amin bu demek. Amin. İlk hece vajina. Oradan bak bu da müennes. İnsanlığın doğurulmasıdır. Öteki amen diyor sende. Yani ikinci tek şahısta. Kimde? Bir şey varlık. Amon diyor. Amon 10 kozmos evren. Bütün tabiatta Rahman'da var. Tamam. Amen sende. Yani İsa'da var diyorlar. İsa öyle bir şey demiyor da. Amin. Ya herkes de var demek. Herkes de var. Peki var da. Şimdi şahsi olarak kendimde gerçekleştirdim. Olmaz. Allah herkesi kapsıyor ya. Ne yapması lazım? Herkeste gerçekleştirmenin nesnel şartını, yasasını koyacak ve koymuştur. Nasıl? O esmaların her birinin gerçekleştiğinin nesnesi nedir? Kamulaştırmadır. Kamu. Devlet. Garantisi bak. Devlete bak. Bütün esmaların birliği. Ama o esmaları birlikte koruyan, onları muhafaza eden Allah'ın en büyük esması adalet esmasıdır. Devlet adalet demektir. Adaleti çıkar, bütün esmalar birbirini yer ve yıkılır. Liyakat esastır. Onu yapma yeteneğine sahip olanlar yapmalıdır. Allah'ın kulu kimse o yapmalıdır. Şu inanç, bu inanç, şu millet, bu millet meselesi değildir. O esmanın uzmanı olması lazım. Ona tabi olması lazım. Ve de nesnelleşmesi lazım. Öznel olanın, ya benim gücüm yetmiyor. Neye yetmiyor? Sağlığa yetmiyor. Devlet yapacak. Benim gücüm eğitime yetmiyor. Param yetmiyor. Olmaz. Devlet yapacak. Sosyal devlet dediğimiz bu. Adaletin, bak devletin ilkeleri. Adalet ilkesiyle devlet. Bu bir hukuk devletidir dediği zaman Allah'ın emrine itaat ediyor. Başka ne var? Herkesin ahlakı üzerine yaratılıyor. Ahlak farklı insanlar. Ahlak ne demek? Hulk. Halk demek. Halk. İlke. Bak size 6 tane ilke, o parti bunların anlamını bilmez de nereden çıktı? Anlatsan hepsi Allah'ın ilkesidir. Hepsi Allah'ın ilkesi. Adaleti, laikliği, cumhur, cem etmedir. O ilkenin hiçbiri... Ben üniversitede yeni bir toplum kurayım dedim. 7. ilkeyi bulamadım. Ben parti şeyi yapmıyorum, propagandası yapmıyorum. Ben hakikatini konuşuyorum. Onlar da bilmiyor. Bilseler bunun hakkını verirler, vermiyorlar. Kardeşlerim yanlış anladı. Çok umurumda değil yani. Niye? Hakikat esastır. Hakikatte ne var? Hakikatte ilkeler var. İlkelere göre şekillenme var. İnsanlar bunların, bu ilkelerin ne olduğunu anlamazsa devlet devam etmez. İlkeleri bozduğun an devlet, adalet sistemi yürümez. Allah'ın ilkelerini, varlığını nesnelleştirmek zorundasın. İnsanların öznelliğine bırakamazsın. Ferdiyet nedir? Kamunun garantisi altında olmak zorundadır. Olmazsa ferdiyeti yaşatamazsın. Yani özgürlük, inanç özgürlüğü. Değil mi? İnsan hakları özgürlüğü. Adam bilmem ne olabilir. Sana ne? İnsan mı? İnsan. Önce insanlığı. Ahlakını sevme. Sevmezsen sevme. Ahlakını yargılayabilirsin ama insanlığını yargılayamazsın. İnsanlık. Kediye bile dokunamıyorsun. Köpeğe bile dokun. Evet, ferdiyet sonuçta Tanrı'nın kendini her bireyde ve onun toplumsal yaşamdaki açılımından başka bir şey değildir.
batından zahire, evvelden ahire açılımı özgürleşmedir. Özünden gürül gürül gelmesidir. Özü nedir? İlahi bilinçtir. İlahi bilincin fiili gerçekleşmesi ferdiyettir. Teşekkür ederim. Yani Peygamber Efendimizin bu devirdeki anlayış olarak açılımını dilimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.